Eşinin İsmail YK hayranlığı yüzünden kıskançlık krizine girdi. Eşi 2,5 ay önce evi terk etti. Eşim 2,5 aydan beri kayıp. Eşimi göremiyorum, haber alamıyorum. Gidiş sebebi de kıskançlık yüzünden gitti. Eşim İsmail YK hayranı. Mesajlar atıyordu İsmail YK'ya. Seni seviyorum diye. Bilmem, öpücük mü öpücükler atıyordu. Ben onları kıskanıyordum. Eşim İsmail YK'dan bile kıskanıyorum. Onu çok özledim. Evimize dönmek istiyoruz. Ali Demir'in tek isteği eşi Serpil'in eve dönmesi. Şimdi Esra Erol'da. İki yıldır çocuğuna hasret bir anne. İki yıldır hala boşanamadığım eşim çocuğumu benimle sevgilisiyle beraber kaçırıyor. Eşi ve eşinin sevgilisi tarafından kaçırılan küçük bir çocuk. Ben çocuğumu istiyorum. Lütfen getirin. Bu hikayeye inanamayacaksınız. Şimdi Esra Erol'da. ...12 yıllık evlilik, ihanet iddiaları. Eşim beni defalarca aldattı. Eşim mesajlarını yakaladı. Biri engelli, 3 çocuk ve evlatları için savaşan bir adam. 3 çocuktan sonra sarmaş dolaş yakalandı. Adamın göğsüne yaslanıp gidiyordu. Yıllar sonra Ali Satıcı'nın evlatlarıyla ilgili korkunç şüphesi. 3 çocuğumdan da DNA testi istiyorum. Şimdi Esra Erol'da. ...2019 sezon finalinin son haftasındayız. Artık bugünü saymazsak sezon finaline son 4 sevgili seyirciler. ATV ekranlarının herkese sevgiler, selamlar ve iyi haftalar diliyorum. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. İyi haftalar efendim, iyi haftalar. Böyle son haftanın getirdiği bir rehavet de var üstümde, yok da o son hafta geçmez de, geçer de. Ya da böyle geçmiyor sanırsın, bir bakarsın cuma olmuş, cuma günü akışa hiçbir şey sığdıramamışsın. Ve karma karışık. O kadar stres yaptım, ağzım yüzüm patladı. Tatile gidiyorum diye o kadar içselleştim. Vallahi terlikleri giyeceğim, böyle şıp 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 koşacağım yani. Ay inşallah güzel bir yaz olur hepimiz için. Sevgili seyirciler, ilk konuğum Ali Bey. 3 evladı var. 2007 yılında evlenmiş eşiyle. Bir süredir de ayrı yaşıyorlar. 3 çocuğundan bazı iddiaları var. DNA testi istiyor. İnsan neden çocuklarından DNA testi ister ya da o evlilik birliği içerisinde neler yaşandı?
tüm iddialarıyla Ali Satıcı karşımızda. Hoş geldin. Hoş bulduk. İnsan niye 3 tane evladından DNA testi ister? Bu şüphenin sebebi ne? Şimdi ben 2007'de bir evlilik yaptım. Görücü usulüyle. Bir sene çocuğumuz olmadı. Bir sene sonra eşim mesajlardan beni aldattığını gördüm. Ondan sonra telefonları karşılaştırdık. İşte biri de benim kuzenim çıktı. O zaman ayrıldık biz. Mahkemeye verdik. Anlaşmalı olarak ayrıldık. O zaman boşanma gerçekleşmedi ama. Gerçekleşmedi. Şöyle gerçekleşmedi. O zaman adliye tatildeydi. 4 ay bekledik. 4 ay sonra biz çıktığımızda mahkemeye eşim hamile çıktı. Ama biz 4 ay ayrıydık o zaman. Hakim dedi ben boşamam bunu çocuk doğmadan. Mahkeme 6,5 ay ertelendi. Sonra büyükler birleştirdiler bizi. Geri birleştik biz. Ama sıkıntılarımız bitmedi. Sürekli 8-9 numara oldu değiştiriyorum ben. Bu yıl içinde. Ondan sonra en son işte... Bu kadar evlilik boyunca 8-9 telefon numarası mı değiştiriyorsunuz? Evet, telefon numarası. Eşimin sürekli numarasını değiştiriyorum. Niye değiştiriyorsunuz eşinizin numarasını? Sürekli birileri çıkıyor. Ailesi geliyor, kızıyor, telefonu kırıyor. 5-6 ay sonra bir daha telefon alıyor ama aynı. En son işte 5 sene sonra bu çocuk doğduktan sonra 5 sene yine çocuğumuz olmadı. 5 sene sonra ikinci çocuğunuz dünyaya evet, geliyor. O da engelli. Evet, engelli. Evladı. Bugüne kadar da 13 ameliyat geçirdi. Evet, aynı 8'inde 2 ameliyatı daha var. Sonra bu ameliyatlar anneyle beraberdi değil mi? Bir ameliyatında annesi geldi, gerisinde ben yaptım. Tek bacımla, rafakatçı olarak ben yaptım. Bir bacım var, bacım da geldi, annem de geldi. Onun anne dışında, nerede? Annem şu anda çocuklara hayır, bakıyor. Hayır, hayır. Anne nerede yani? Çocuğun anne, annesi. Anne ailesinin yanında. Ailesinin yanında. Evet. Bu 13 ameliyata gelmeme sebebi neydi? Yani konuşmuyor, görüşmüyor. Gene ayrılık var. Ayrılık. Sonra işte bu çocuk hastane gezerken eşim yine bir rahatsız oldu. Bir hastaneye götürdüm, 6 aylık hamile çıktı. Üçüncü çocuğa? Üçüncü çocukta. Onun için benim şüphelerim artmaya peki, başladı. Peki siz beraber miydiniz? O zaman tabii beraberdik üçüncü çocukta. En son bu üçüncü çocuk doğduktan sonra ben eşimi dostuyla yakaladım. Eşyasını verdim, arabasını İndi verdim. İndi bu yönde. Ama mahkemeye çıktık. 6 ay sonra ben mahkeme verdim. 6 ay sonra çıktım mahkemeye. Geçici olarak velayet çocuk 3 çocuğu da bana verildi. Siz boşanmamışsınız. Yani velayet ortak. Anne de ve sen de velayet. Geçici velayet evet. Bir durum söz konusu değil. Sen 3 çocuğundan evlilik birliği içerisinde hem çok ayrı yaşadığınız hem de ihanet ettiğini iddia ediyorsun eşinin. Evet. Ve DNA testi istiyorsun. Önce yaşadığın evde bir çekim yapmış ekip arkadaşlarım. Evet. Bir o görüntüler gelsin ekrana. ...12 senelik eşimden şüphelerim var. Ben 3 çocuğuma da DNA testi istiyorum. Şu anda Hatay'dayız. Ali Satıcı'nın evindeyiz. Ali Bey, 3 çocuğunuzdan neden DNA testi istiyorsunuz? Ben görücü usulüyle evlendim. Eşim mesajlarını yakaladım. Bir araştırdım ki benim öz dayımın oğlu çıktı. Yani siz öz dayınızın oğluyla mı aldatıyormuşsunuz? Evet. Sonra ayrıldık biz. Mahkemeye verdik. Anlaşmalı olarak ayrı kaldığımız dönemde hamile olduğu ortaya çıktı. Biz geri birleştik tabii. 5 sene sonra bir çocuğum oldu. Bakıma muhtaçtır. Hastane gezerken 3. çocuğa bir sürpriz oldu. Bir öğrendim 6 aylık çocuğum. Yani bir anne 6 aylık hamileyse nasıl bunu fark edemiyor? 6 ay sonra. Çocukları eşiniz hamile ama 4-5 ay sonra öğreniyorsunuz. Evet. 3 çocuktan sonra en son yine sarmaş dolaş yakalandı. Adamın göğsüne yaslanıp gidiyordu. Dedim Allah'ından bul. Mahkemeye verdim. Sokakta mı yakaladınız? Evet, bir evin bir alt sokağında. İşten gelirken karşı karşıya geldik. Aynı mahallede? Aynı mahallede karşı karşıya geldik. Aynı mahallede karşı karşıya geldik.
Yani benim çok büyük şüphelerim var bu çocuklara karşı. Ben DNA testi istiyorum 3 çocuğuma da. Peki Ali Bey, bu DNA testi yapıldığı zaman çocuklar sizin çıkmazsa? Çok zor bir durum. Yani zaten ben çocuklarıma çok bağlı bir insan olduğum için bunu herkes de biliyor. Yani şu anda bilemiyorum o zaman ne yapabilirim. Altı senedir ameliyatlardan uğraşıyorum. 13 ameliyat oldu benim çocuğum. 2 ameliyatı önümüzdeki ay var. Ne aradı, ne sordu, ne de geldi. Benim çocuklarım zaten bakıma muhtaçtır. Benim annem rahatsız. 13 tane günde ilaç içiyor. Annem rahatsız olunca ben işe gidemiyorum. Çocuklara bakmak zorunda kalıyorum. Yani yemeğini, altlarını, üstlerini hepsini benden çıkıyor. Yani bir anne nasıl bu kadar vicdansız olabilir? 4 senedir çocukları istemedi, boşanamıyor. Yani bir çözüm yolu bulamıyoruz. Peki 3 senedir neden boşanamıyorsunuz? Ayrılmıyor, tazminat istiyor, nafaka istiyor, ev istiyor. İstekleri bitmiyor. Hatice 3 kere oldu, aldatıyorsun beni. 3 kere yakaladığıma rağmen niye daha ayrılmıyorsun? Senin derdin ne? Şu anda nişanlısın, benden ayrıl da kimden evleniyorsan evlen. 12 senelik eşimden şüphelerim var. Ben 3 çocuğuma da DNA testi istiyorum. Eyletmen beni, söyletmen beni, ağlatman beni. Bir şeye takıldım. Eşim şu anda nişanlı. Evet, 6 aylık nişanlı. 6 aydır nişanlı. Evet. Bunu kimden duydunuz? Baldızlarımdan. Ben sürekli yine çocuklarımı gönderiyorum. Annesine. Anneyle görüşüyorlar. Evet. Ben kendim konuşmuyorum. Son bir senedir kayınvalideden, baldızlardan görüşüyorduk. Onlar evden alıyordu. 1-2 gün kalıyordu, geri geliyordu. Ben yine diyordum, bende de bir vicdan var. Ben babasız büyüdüm. Çocuklarım annesine gitsin ama ben diyordum çocuğuma, ben gönderiyorsam seni annen için gönderiyorum. Ben onun için göndermiyorum. Şimdi Ali Bey, siz evlisiniz resmi olarak. Evet. Şu anda aranızda herhangi bir boşanma davası yok. Eşiniz nişanlı, bunu siz evet. biliyorsunuz. Biz biliyoruz, bütün herkes biliyor. Yüzükleri de takmış, nişanlıyım. Peki ben dedim kendisine, buraya çıkmadan önce bir araba devri vardı. Arabayı veriktim, devrini verdim. Dedim ben sana arabanın devrini vereyim. Sen de anlaşmalı olarak boşan, herkes kendi yoluna gitsin. Tamam dedi. Ben arabanın devrini verdim kendisine. Dedim gel görüşelim, bitirelim, herkes kendi yoluna gitsin. Zaten sen nişanlısın. Dedi ki bana, ben nişanlıyım, nikahsız evleneceğim. Eğer bu adam hoşuma gitmezse, evliliğim yürümese ben bırakır giderim o adamı. Bu sizin iddianız. Yani sizden boşanmama sebebi nedir peki? Yani boşanmıyor, kimse ikna edemiyor bunu. Ne ailesi ne bir kimse. Sizin ortada bir, yani anlattığın kadarıyla bir evlilik birliği yok. Yok. Çocukların ikisi sende, bir tanesi. 8 aydır kendisinde. 8 aydır. Kaç yaşında olan küçük çocuk mu? Üçüncü evet, çocuğunuz mu? Evet, en küçüğü. Diğer iki çocuğuyla ilişkisi nasıl? Engelli ve büyük kızıyla. Onlar bende. İşte ben arada bir gönderiyorum. Arada bir gönderiyorsun. Evet. Ya mesela bir çocuğu yanında, diğer çocukları... Zaten kayınvaliden bakıyor o çocuğa. Kendi de çalışıyor. Kendisi de çalışıyor. Evet. Sizin aranızda benden işte tazminat talepleri var demişsin. İşte araba istiyor, nafaka istiyor falan. Şimdi dedi ki bana, yani bana dedi, bu tabii bu mahkeme süre içinde iki avukat birleşti. Dedi ki, ortak olarak anlaşalım dedi, boşandıralım sizi. Tamam dedim, gitti görüşmeye. Dedim sen ne istiyorsun? Dedi birincisi arabanın devrini istiyorum. Tamam dedim ona. İkincisi dedi ben bütün evin eşyasını istiyorum. Tamam dedim ona. Üçüncüsü dedi ben çocukları istiyorum. Tamam al dedim. Dördüncüsü dedi ben bu çocuğun ameliyatlarını yapamam, hepsini sen yapacaksın. Ona da tamam dedim. Dedi beşincisi ben bu çocuğa nafaka... Çocukların ameliyat masraflarını karşılayamaz ama... Çocuğun o yaşadığı 12 ameliyatta bir anne olarak yanında olur. Sizin burada şöyle bir iddianız var. 3 tane çocuk evdeyken annenin çocuğu evde bıraktığını evet. Ve dışarı çıktığını iddia etmişsiniz. Evet, bunu komşularım da beni nasıl arıyordu. Nasıl eve bırakmak? Kilitliyor
Kapıyı kilitliyor gidiyor. Ben de işteyim. Benim komşum arıyor diyor. Senin çocukların ağlıyor balkondan. Benim komşum arıyor ben geliyorum. Eve mi kilitliyor balkona mı kilitliyor? Evde. Yani balkonlu benim ev. Balkonlu eve kilitliyor çocukları. Evet. Daha önce mesela benim çocuğum ameliyat olduğu zaman yine refakatçiydim. Benim en büyük çocuğum okuldan geliyor içeri giremiyor. Yağmurun altında beklemek zorunda kalıyor. Benim üst komşum beni arıyor. Ben eşimi arıyorum ulaşamıyordum. Annesine babasını arıyordum. Bu çocuk okuldan geldi nasıl geçecek diyorum. Annesi nerede? Annesine de ulaşamıyordum. Çocukları bu eve kilitlediğini iddia ediyorsun. Eve kilitleyip nereye gidiyor anne? Gidiyor bilemiyoruz ki. Arkadaşlarından dostlarından görüşmeye gidiyor. Ya şimdi bir enteresan hem 12 yıldır boşanamıyorlar hem boşanmıyorlar. Hem boşanma sürecinde talepler var. Bu şimdi Ali Bey'in iddiası bir insan 3 tane çocuğundan DNA istiyorsa kafasında çok önemli şüphelerin ve yaşanmış bazı şeylerin olduğunu da gösteriyor. Ali Bey'in iddiası bu. 3 çocuktan DNA istiyor. Anneyle evlilik birliğiniz devam etmiyor. Çocuklardan biri engelli, 13 ameliyat var. Sadece bir tanesinin annenin olduğunu. Evet. Anne ve çocuklar aynı evde yaşadığında, beraber yaşadığınızda çocukları eve kilitlediğini iddia ediyorsun. Annenin gezmeye gittiğini iddia Şimdi ediyorsun. Şimdi şöyle bir şey. Bu ayrılmadan önce bırakıp gidiyordu bu. Zaten biz şimdi ayrıldıktan sonra yani resmi olarak ayrılmamışız. Zaten kendi eşyaları aldı gitti ailesine. Çocuklar Ayhan istemedi. Ayhan Bey kim oluyor? Komşunuzmuş. Evet ben bir üst komşum. Ayhan Bey merhaba. Merhaba Esra Hanım. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Sağ olasın. Şimdi komşunuz Ali Bey. Evet. 3 tane çocuğundan kendi iddiaları doğrultusunda DNA testi istiyor. Siz onların... Evet. Hatice Hanım'la olan evliliklerine şahit misiniz? Mesela bu çocukları eve kilitleyip annenin... Evet şahidim. Şahit, yalnız ben değil başka komşular da var. Ne var? Başka komşu da var onlar da şahit. Biz, benim oturduğum apartman karşısında. Anlatabilir misiniz şahit olduklarınızı? Vallahi ben şahidim. Şahidim evet Esra Hanım. Çocukları anne eve mi kilitliyordu? Evde bırakıyor. Bir kız da okula gidiyor. Yine evde bak. Ben geliyorum eve yemeğe. Bana diyor amca babamı ara annem evde yok. Arıyorum ben annesini telefonda ulaşamıyorum annesine. Babasını arıyorum mecbur. O zaman evde bu son iki çocuk var. Biri engelli. Evet. Bir de ondan bir küçük yaştaki var. Evet toplam 3 tane çocuğu var. İki tane çocuk evde kapı üstlerine kilitli bir şekilde bekliyorlar. Evet. Ama ne yedikler, ne içtikler, ne bizdiler ki. Çıktı mı belli olmuyor ne zaman geldiği eve. Diğer çocuk da okuldan gelen de kapının önünde bekliyor. Evet. Sonra anneyi buluyor muydunuz peki? Yani çocuklar bulamıyoruz ki telefonu kapalı ulaşılmıyor. Ben mecburum Ali Bey'i arıyorum. Diyorum bak Ali Bey senin kızın okuldan gelmiş çocukların da balkonda. Hayır sarsa inşallah korusun düştü. Kaç kere bunun şahit oldunuz? Bunun sorumlusu kim olacak? Ya o çocukların başına her şey gelebilir evin içerisinde. Çakmakla oynarlar, gazı açarlar. Evde yanan bir soba varsa sobaya değerler, aç kalırlar, susuz kalırlar. Vallahi Esra Hanım Ali Bey haklı. Yani o kadar çok şey var ki. Kaç kere şahit oldunuz böyle bir duruma? Kaç defa? Yüzde olmuş şahit aynen. Biz dedik adam olur, adam olur, adam olmaz ki bu. Siz bunu hep komşularınızdan mı duyuyordunuz? Evet. Hep eve koşarak mı geliyordunuz işten? Evet. Herhalde adam işini bırakıp geliyordu koşa koşa. Mezur çocuklarına bakacak. Buyurun. Yani şimdi ben en son ayrılmadan önce daha mahkemeye eriktim ama kendi gitmemişti. Ben bu özürlü çocuktan Balcanlı Hastanesi'nden çıktım. 8'de vardım Hatay'a. Benim anahtarımı almıştı. Anahtarım yoktu. Zile bastığımda çocuğum balkona çıktı. Otomatik kapıyı açtı ama içeri giremiyorum. Annen nerede dediğimde annem bıraktı gitti dedi. Ben aradım da ulaşamadım. Kayınvalideme aradım. Geldi 2 saat sokak kızını aradı. Ben üst komşuya geldim. Diğer komşu bu komşu değil diğer. Çekip amcagile çıktım. Dediler komşu neredesin sen kaç aydır? 1,5 aydır çünkü ben orada bu çocuğum ameliyat oldu. O zaman ben komşunun yanında kaldım. Bunlar 2 saat sonra buldu geldiler. Annesinden babası bulup geldi kızını. Beni aradılar dediler gel kızı bulduk. Neredeymiş dedim nasıl bırakıyor bu çocukları?
Dedi çok rahat almaya gitmiş çocukları. Ne kadar nerede saat bırakıyor anne çocukları evde? Yani ben 8'de geldiğimde 10'da bulup getirdiler. 2 saat benim bildiğim ama benim bilmediklerim bir de bilmiyorum. Onun öncesi var. Ayhan Bey, Ali Satıcı'nın komşusu annenin çocukları eve kilitleyip gittiğini, hatta çocuklardan biri okuldan geliyor, kapı kilitli olduğu için açamıyor. Anneye de ulaşamayınca babayı çağırıyor. Defalarca böyle bir sahneyi yaşadıklarını söylüyor Ali Satıcı'nın üst komşusu. Çocuklara bakan sensin. Evet. Seninle beraber annen. Evet. Bakıyor. Evet. Bir tane çocuğun tüm ameliyat süreçlerinde sen de vardın. Evet. Ve boşanamadınız da hiçbir şekilde. Yani şimdi şöyle bir şey. Ben 2016 yılında verdim mahkemeye. İşte dediğim gibi 6 ay sonra mahkemeye çıktık. Dedi eşim istemiyorsa ben de istemiyorum dedi. Çocukları ortak velayet istiyor dedi. Sonra mahkeme orada bitti. 8 ay sonra çıktık mahkemeye. 8 ay sonra bu vazgeçti. Dedi ben vazgeçtim. Eşimden ayrılmıyorum. Sonra 3 sene sürdüğü için mahkeme bitti. Şimdi ben 2021'e kadar mahkeme açamıyorum. Ben şu anda çok mağdurum. Böyle bir durum olduğunu ben Hülya Hanım'a da sordum bunu. Şimdi bir takım bilgileri biliyor ama eksik kendince de yorumluyor. Siz bir boşanma davası açmışsınız. Eğer o açtığınız boşanma davasınızda eşinizle ilgili bir takım şikayetleriniz var. İşte diyorsunuz ki çocuklarım da ilgilenmiyor. Bu sebeplerin dışında yeni bir sebep ileri sürerseniz boşanma davası tekrar açabilirsiniz. Orada açamamanıza ilişkin neden? Aynı sebebe dayalı olarak, aynı vakaya dayalı olarak dava boşanma davasını tekrar açamazsınız. Ama farklı bir sebebe dayalı, örneğin siz sanırım evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıyla ilgili evet. olarak açmışsınız. Haysiyetsiz yaşam sürme, zina ya da terk sebebine dayalı olarak boşanma davasını açma hakkınız var. O 3 yıllık olan şey şu, eğer boşanma davası açtınız, boşanma davanız reddedildi, tekrar o eşler 3 yıl süre içerisinde ortak hayatı tekrar... Seyircilere de örnek olması açısından diyelim ki Ali Bey şiddeti geçimsizlikten dolayı dava açtı. Reddedildi. Reddedildi. Şu anda ispat edilmediği için reddedilmiş. Yani o 2021'e kadar olan süre içerisinde şiddetli geçimsizlikten dolayı dava açamaz. Başka bir sebepten dolayı dava açabilir. Farklı bir vakaya dayalı olarak şey açabilir. Eşim beni aldatıyor diyebilir, işte bana hakaret ediyor diyebilir. Yeni aranızda şu anda siz çünkü evlilik birliğiniz devam ediyor. Ama 3 yıl içerisinde tekrar ortak hayat kurulamazsa mahkeme diyor ki dava siz ya da eşiniz. Boşanma bakar kesinleşme ne zaman olmuş? 3 yıl içerisinde de açılamadı. Tekrar artık ortak hayat kurulamadıysa evlilik birliğinizi sona erdirir. Sizin anlattığınız o. Ben Ali Bey'e şunu da sormak istiyorum. Şimdi ilk evlendiğiniz yıl eşinizin farklı insanlarla mesajlaştığını, yakaladığınızı iddia ediyorsunuz. Evet. Hatta yakaladığınız kişilerden biri de sizin akrabanız. Evet. Yani tam olarak kim olduğunu böyle bunk diye de söylemeyeceğim. Sizin yakın bir akrabanız. Evet. Bundan dolayı 2008'de bir boşanma davası açıyorsunuz. Evet. Sonra bir şekilde adli tatilden dolayı büyükler araya girince evliliğinize devam ediyorsunuz. Doğru. 2008'den sonra 2015'te... İkinci çocuğunuz, bu engelli çocuğunuz değil mi? Evet. Dünyaya geliyor. Evet. Yine devam ediyorsunuz. Bu arada hep beraber mi yaşıyorsunuz? Evet, o zaman beraberdik. Berabersiniz. 2015'te Özge dünyaya geliyor. 2016'da üçüncü çocuğunuz dünyaya geliyor bir yıl sonrasında. Yok, 2015'te geliyor. Biri 14, biri 15. Biri 14'te, biri 15'te. Evet. Bu arada hani o evlilik birliği içerisinde gidip gelme var mı? Sürekli hani ayrı yaşama, tekrar bir araya gelme gibi durumlar var mı? Sürekli işte o zaman telefon değiştiriyorduk, mahalle değiştiriyorduk. Sıkıntılar çoktu. Ben 14. evim nedir şu anda. Ne kastınız sıkıntı? Şimdi telefon, eşinize yeni bir telefon aldınız. Eşiniz o telefonu kullanıyor. Ama o telefonu değiştirme sebebiniz ne? Sürekli arıyorlar. Kim arıyor? Farklı insanlar. Arıyor, ben bakıyordum mesaj. Ailesini çağırıyordum, ailesi geliyordu, bağırıyor, çağırıyor. Telefonu kırıyor, 5 saat sonra geri yani, alıyor. Kayınvalideniz telefon hattında Fatma Hanım. Hatice'nin annesi. Alo. Evet, buyurun. Hoş geldiniz Fatma Hanım yayına. Hoş bulduk. Önce şunu sorayım. Damadınız burada 3 tane çocuğundan DNA testi istiyor. Evet, istesin. İstesin derken? Evet, kabul ederim ben. Haklı mı DNA testi istemekte? Şüphelerinde bir haklılığı var mı? Hayır, hayır. Öyle bir şüphe hiç yok. Hiç yok. Şüphe duyacağı bir durum yok ama DNA testi yapılabilir. Kendi isterse yaptırsın ama bizde şüphe yok.
Çocukların babası damadınız Ali Bey. Bunu hiç söylüyorsunuz. Evet. DNA testi yapılsın. Gerçek de ortaya çıkar. Gerçek ortaya çıkarsa şikayet ederim seni. Niçin ayrılar şu anda kızınız ve damadınız Ali Bey? Kendi iftira atıp duruyor. İftira atıp duruyor. Ben istemiyorum falan kendini. Kızınıza iftira atıp duruyor. Eşine nasıl bir, hangi iftiralarda bulunuyor? Her türlü. Barış oğlumla konuşsa bir iftira atıyor. Ondan sonra bak kızım iftira atıyor. Kardeşi onunla konuşsa iftira atıyor. Eniştesinden konuşsa iftira atıyor. Ali Bey'in şöyle bir iddiası var. Çocuklarıyla da ilgilenmiyordu. Çocukları eve kilitleyip... Hayır, yalan söylüyor. Çocuklarından ilgileniyordu. Peki ben bir şey sorabilir miyim? Ben Adana'dan geldiğimde senle kocanı aradım da 2 saat niye mahalle mahalle arıyordun kızını? Çikolata almaya gitmiş diyordun. Benim kızımın yerine... Ben yalan mı söylüyorum? Yemin et. Yemin et. Yalan mı söylüyorum ben? Gece benim saat 10'da kızınızı bulup biliyorsunuz. Vardı benim. Fatma Hanım şu anda kızınız nişanlı mı? Evet. Tamam. Kızınız ya şu anda başka biriyle nişanlı. Yok vazgeçti benim kızım. İstemiyor çocuklarımla oturacağım diyor. Peki yani ama bu süreçte eşinden ayrıyken başka biriyle nişanlandı. Nişanlanmadı. Ben zorla... Şu anda Ali Bey'le resmi olarak evli mi? Evet. Resmi olarak evli olan birinin başka biriyle nişanlanması, arkadaşlık etmesi ne demek oluyor sizce? Hayır, hiç bile görüşmedi onunla. Hiç görüşmedi. Ben dedi çocuklarımdan başka istemiyorum dedi. Nişanlı dediniz az önce. Size göre nişanlılık nasıl oluyor? Hayır, benim kızım onu istemedi. Ben çocuklarımı istiyorum dedi. Ben çocuklarımı istiyorum dedi. Biri geldi, nişanlanmak istediğini, görüşmek istediğini söyledi. Görücüyü kabul ettiniz. Ben ettim ama kızım etmedi. Siz kızınızın görücü olarak biri gelmesini kabul mü ettiniz? Ben ettim, kızım etmedi. Ne kadar süre görüştüler o kişiyle? Hiç görüşmediler. Parmağındaki yüzük de elinin yüzüğü. Yüzük elindeki parmağındaki yüzük. Çıkarttıramadım. Yüzük elinde 2 tane yüzüğü var, o da elinin yüzüğü. Çıkarttıramadım elinden. Ama başka bir görücü getirdiniz kızınıza. Ben getirdim ama kızım istemedi. Peki. Torununuz ameliyat olmuş. Ondan haberiniz var mı Fatma Hanım? Evet. Küçük torununuz ameliyat olmuş. Hastaneye gidip gördünüz mü ya da annesi gördü mü? Bu konuda bilginiz var mı? Göstertirmiyor, konuşturmuyor. Buyurun Ali Bey. Diyor. Ya ben nasıl görüştürmüyorum ya? Sizde hiç bir Allah korkusu yok. Her bayramda, her hafta sonra gelip almıyor muydunuz? Güncan evet, almıyor ama muydu? Alıyorduk, düşmanımsın. Nasıl lan? Ne söyleyeyim? Bizim mahkeme 2018'de bitirdiler. Bitirdikten sonra bu mahkeme avukatı demiş ki sen çocukların yanına, eşinin yanına gidebilirsin. Ben işteydim. Gelip baskın yapıyor benim evime. Hayır, bütün mahalleyi ayağa kaldırıyor. O zaman ben bunu aradım da dedim kızın niye geliyor, niye baskın yapıyor? Niye sen baskın yapıyorsun evime? Çocuklarını görmeye gitti. Yalan söylüyor. Çocukların 2 çocuğunu en son ne zaman gördü? Engelli çocuğunu ve diğerini. 1 ay oldu çocuğu, engelli çocuğu 1 ay oldu buradaydı. Çocuk kaç ameliyat geçirdi Fatma Hanım? Ama korkumuzdan gidemiyoruz ki. Göstermiyor. Annesi var ya bizi mahvetti annesi. Annesi zaten yuvayı bozan annesi. Bakın bu çocuk doğduğunda engelliymiş değil mi? 2014 evet. Doğumlu. Evet, ve akabinde 3. çocuk dünyaya geliyor. Yani bu yaklaşık 2-3 yıllık bir süreyi kapsıyor. Sizin o zaman evliliğiniz devam ediyordu. Evet. O ilk evet. ameliyatlara da gitti mi? Tabii benim kızım 6 ay Adana'da kaldı. Tamam bir ameliyata gitti gerisi... Ben gitti, daha gitti. Senin suçundan gitmedi. 2 sene önce daha ben Antep'te 3 ameliyat yaptım. Aradınız mı, sordunuz mu, geldiniz mi, torunum dediniz mi, şimdi torunumuz diyor. Kaç defa aradım seni, yüzüme kaç kere aradın, kaç kere aradın? Kaç defa aradım seni, yüzüme telefonu kapattın ama. Ya ama yalan söyleme, Allah için yalan söyleme sen ya. Sen yalan söylüyorsun. Ben mi yalan söylüyorum? Çocukları her an kucağımızdan
merkez yok. Fatma Hanım. Kızınız yanınızda. Ay, özür dilerim Hülya. Sen benim kızımı Fatma Hanım. Çok ayıbettir. Bak boşanmamışlar. Kızınız gerçekten evlatlarını görmek istiyorsa. Çünkü gerçekten anne şefkatine muhtaç bir çocuk var. 4 yaşında. Diğeri 5 yaşında. 10 yaşında da bir evlat var. Hepsi benim yanımda. Hepsi benım yanımda. Sizin yalan söyleme ya. Nerede yanında ya? Tabii benim yanımda. Hepsi benim yanımda. Kızınız yanınızda mı? Ya Allah'ım yarabbim ya. Benim yanımdaydı. Fatma Hanım, Hatice yalan yanınızda ya. Mı? Yalan söylüyor bu ya. Hatice yanınızda mı? Ya. Sen yalancısın. Hatice kanıtla, kanıtla. Senin yanındaysa çocuğun kanıtla. Torunun yanındaysa kanıtla. Fatma Hanım, Hatice yanınızda mı? Gelinini. Hatice. Gelinini getir. Hatice yanınızda mı? Hayır, ben... Benim kızım. Kızınız çocukların velayetini istiyor mu? Üstünden başına ben benim kızımı alıyor. Boşanmak istiyor mu kızınız? İstemiyor. Niye boşanmak istemiyor? Kocasında gözü var, çocuklarında gözü var benim kızım. Ne? Ama kaynanası yapıyor. Kaynanası annesi var ya. Hatice, eşi Ali'den boşanmak istiyor mu? İstemiyor. Neden? Çocukları var çünküler. Kayınvalidesi olmasa bu evlilik birliğinin yürüyeceğini mi iddia ediyorsunuz? Tabii tabii. O kaynanası yürütüyor. Altınlarını satıyor. Ya baş baş konuşma, baş baş konuşma ya. Baş başına konuşuyorsun ya. Şimdi bir de iddia ediyor çocuklar yanında. Fatma Hanım, siz de olmazsanız belki bu evlilik yürür. Siz de evliyken kızınızı görücü getirip başka biriyle nişanlamaya kalkıyorsunuz. Hayır, hayır. Benim kızımı ben getirmedim. Benim kızım istemedi bile. İstemedi, istemedi, istemedi. Bakın görücü ayrı. Bu kadar basit bir konu ya. Görücü ayrı nişanlılık evlilik yolunda adımdır ve kanunda düzenlenmiştir. Görücülüğü hayır. Geçmiş bu usul nişan. Hayır, boşanmadığı şimdi... için ben çok ısrar ettim ama benim kızım boşanmadı. Kızınız çocuklara DNA testi yaptırır mı? Hayır, istemiyor. Kızınız DNA testi yaptırmaya müsaade eder mi etmez mi? Ki bu sorunun etmiyor. Ki bu sorunun muhatabı anne değil aslında yani Fatma Hanım değil. Sorunun cevabını verecek olan Hatice. Anne. Yayının başında kayınvalide alsın yaptırsın DNA testini gerçek ortaya çıkar. O cümlenin de alt metni şu yani o çocukların babası Ali biz bundan eminiz bu yüzden DNA testi yaptırabilir demişti ama yayının son dakikası belki de anlamadı. Hatice Hanım'ı yayına bağlamaya çalışıyor ekip arkadaşlarımız. Ali Satıcı burada. 3 çocuğundan DNA testi istiyor iddialarını açıkladı. Eşinin İsmail YK hayranlığı yüzünden kıskançlık krizine giren bir eş. Ali Demir'in tek isteği 2,5 ay önce evi terk eden eşinin eve geri dönmesini sağlamak ve onu buradan çağrı yapmak. Biraz sonra kendisini konuk olarak alacağız. 2 yıldır çocuğuna hasret bir anne eşi ve eşinin sevgilisi tarafından çocuğum kaçırıldı iddiasında bulunuyor. Bir velayet konusu. Reklamlardan sonra geliyoruz, ayrılmayın. Eşinin İsmail YK hayranlığı yüzünden kıskançlık krizine girdi. Eşi 2,5 ay önce evi terk etti. Eşim 2,5 aydan beri kayıp. Eşimi göremiyorum, haber alamıyorum. Bir iş sebebiyle kıskançlık yüzünden gitti. Eşim İsmail YK hayranı. Mesajlar atıyordu İsmail YK'ya. Seni seviyorum diye. Bilmem, öpücük öpücükler atıyordu. Ben onları kıskanıyordum. Eşim İsmail YK'dan bile kıskanıyorum. Onu çok özledim. Evimize dönmek istiyoruz. Ali Demir'in tek isteği eşi Serpil'in eve dönmesi. Şimdi Esra Erol'da. İki yıldır çocuğuna hasret bir anne. İki yıldır hala boşanamadığım eşim çocuğumu benden sevgilisiyle beraber kaçırıyor. Eşi ve eşinin sevgilisi tarafından kaçırılan küçük bir çocuk. Ben çocuğumu istiyorum. Lütfen getirin. Bu hikayeye inanamayacaksınız. Şimdi Esra Erol'da. ...12 yıllık evliliğinde eşiyle belli bir dönemde hep ayrılıklar yaşadığında... Üç tane de çocuk dünyaya gelmiş. Bu üç çocuğun biyolojik babası ben miyim sorusu ve kafasındaki şüphelerden dolayı üç tane çocuğundan DNA testi istiyor Ali Satıcı.
Söz hakkını ve cevap hakkını eşi Hatice Hanım'ın kullanmasını istiyoruz. Ekip arkadaşlarımız ulaşmaya çalışıyor. Biraz önce Hatice Hanım'ın annesi Fatma Hanım yayına bağlandı. Onun da iddiası şu: kayınvalide olmasaydı Ali ile Hatice'nin evliliği devam eder dedi. Annen telefon attığında Ali, Seher Hanım, Ali Satıcı'nın annesi. Seher Hanım. Efendim. Hoş geldiniz yayına. Sağ ol canım, sağ ol. Önce dünürünüz Fatma Hanım, Ali ile Hatice'nin evliliğini sizin bozduğunuzu, sizin bu evliliği yıktığınızı, siz olmazsanız bu evliliğin devam edeceğini söyledi. Vallahi hiç benim alakatım yok. Ben başka yerde oturuyorum, hiç bilmem ne oluyor evde. Gelin kaynana çatışması var mıydı aranızda? Efendim? Gelin kaynana problem yaşar mıydınız? Uzaktı ama geliyorum arada, geliyorum, kapıyı açmıyor bana, biliyorum, seslenmiyorum. İlişkiniz nasıldı? Yok bir şey. Anlaşır mıydınız? Gelininizi sever miydiniz? Anlaşılmıyor diyor. Çok telefon çok da sağlıklı değil. Hatice Hanım da söz hakkını ve cevap hakkını kullanmasını istiyoruz. Buradan eşinize seslenin lütfen. Hatice Hanım, gel anlaşmalı olarak boşanak, herkes kendi yoluna gitsin. İşi uzatmanın bir anlamı yok. Bu çocuklara hangi ameliyatına geldin? Daha benim çocuğun 28 ameliyatı var. Hangi ameliyatına geldin? Bana da yazık, ben de mağdurum. Bu çocuklara ben bakamıyorum, hem ameliyat hem bakacağım. Ben çalışamıyorum bu çocuklarda. Gel anlaşmalı olarak boşanak, herkes kendi yoluna gitsin. Ve üç çocuğunuzdan DNA testi istiyorsunuz. Evet, üç çocuktan ben zaten DNA istiyorum. DNA'da istiyorsunuz ve bir an önce işim ortaya çıksın. Anlaşmalı olarak da boşanalım. Anne velayeti isterse verecek misiniz? Yok, vermiyorum. Çünkü her zaman çocukları bırakıp gitti. Şimdi kayınvalide yalan söylüyor. Benim çocuklarım şu anda nerede? Ortak velayeti benim kabul eder misiniz? Yanında. Ortak velayeti kabul eder misiniz? Anne de istediği zaman. Olabilir, kabul ederim ama ben çocukları vermem. Çünkü sürekli bırakıyor çocuklar. Ben nasıl güveneyim? Bir de kayınvalidenizin iddiası da şu. Yani sizden eşiniz boşanmak istemiyor. Hani halk dilinde sizde gözü var eşimde dedi. Hala size dönmeyi istiyormuş. Sizin bu yönde? Yok, kesinlikle. Dünya yıkılsa ben almam bunu. Hani ilişkileri arada bir sevgi var. O yüzden boşanmak istemiyor anlamında mı söyledi? Eşinizin hala sizi sevdiğini düşünüyor. Çocuklarında ve eşinde gözü var dedi. Yani seviyor anlamında söylüyor herhalde. Peki göz... Niye o kadar mahalle mahalle taşındın? Şimdi oraya girerseniz de ben de size şu soruyu sorarım. Yani, niye devam ettirdiniz? Niye ilgili? Devam ettirdiniz ve bu çocuklar, bu çocuklar dünyaya için gelmeye bekledik. Devam etti? Bu çocuklar için bekledik. Dedim ben babasız büyüdüm, bu çocuklar büyümesin. Aman akıllı olur. Bir çocuk, iki çocuk, üç çocuk oldu. Ama bu kadın hiç akıllanmadı. En son ben gözümle yakaladıktan sonra bitti olay dedim. Al eşyanı git dedim. İlk çocukla diğer ikinci ve üçüncü çocuk arasında uzun da bir zaman dilimi var. Evet. Yani hani yaşamanız gereken her şeyi o dönemde yaşamışsınız. Onun sonrasında çocuklar dünyaya geliyor. Evet. Peki Hatice Hanım, söz hakkı ve cevap hakkı var. Sizi uğurluyoruz. Telefon geldiğinde tekrar sizi yayına alacağız. Buyurun Ali Bey. Şimdiki konuğumuz Şeyma Bakraç. Bir velayet konusu. İki yıldır evlilik birliklerinin devam ettiğini, bir boşanma sürecinde olduklarını, hala boşanmadıklarını, iki yıldır ayrı olduklarını söylemiş. Ve çocuklardan birini babanın kendisine göstermediğini iddia ediyor. Önce Şeyma Hanım gelsinler. Nasılsınız? Buyurun. Şeyma stüdyomuza gelirken anne ve babasıyla beraber geldi. Bekiye Hanım ve baba Orhan Bey kızınızın yanında ve ona destek olmak için stüdyodasınız. İlk olarak size sorayım. İnsan evladının mutlu olmasını istiyor değil mi? Mutlu bir yuvası olsun, huzurlu bir hayatı olsun istiyor. Şimdi hem ayrılık
Hem de bu ayrılıkta en çok zararı çocuklar görüyor. Aynen. İki çocuğunuz var. Evet. Ve çocuklar ayrı. Kız senin yanında. Evet. Oğlan babanın yanında. Evet. Evet. Ama kanunen her ikisi de annenin yanında olması gerekiyor. Evet. Geçici velayet hakkı. Evet, ben de. Ha. Siz de. Evet. 6 yaşındaki oğlunuz için evet. buradasınız. Evet. 2 yıldır ayrısınız. Bu 2 yılda çocuğumu en fazla 5 kere gördüm demişsiniz. Evet. Dosyalar falan var. Hiç o dosyalara gelmeden önce geçici velayet hakkının sizde olduğunu biliyoruz. Hı hı. Ve bu 2 yıllık ayrılık nasıl başladı? Evliliğinizin bitiş sebebi, nedeni? Evliliğimiz bitiş sebebi 2017 yılında Adana'daydık biz. O esnada eşim yani ben kadın olarak hissettim bir hayatında biri olduğunu. Kaç yıllık evlilik var? 12 yıllık bir evliliğimiz var. Böyle eve gelmemeye başladı. Bana karşı ilgisizliği başladı. Sürekli yola gidiyorum diye. Ben hissettim ve beni her zaman Konya'ya annenin yanına koyup geleceğim seni diye tehdit ediyordu. Ben ağlayarak geliyordum, tekrar gidiyordum çocuklarımdan ayırma diye. En son okullar kapandığında artık beni getirip annem bile koydu. Biraz ayrı kalalım diye. Yani. Eşiniz mi bu teklifte bulundu? Evet. Sonra biraz ayrı kalalım, çocuklar bende dursun, sonra ayarlarız şeyler diye söylediler. Kayınvalidemgil araya girdiler, konuştular, şey yaptılar. Ben imam nikahıyla evliyim o bayanla. Sorumluluk aldım, bakmak zorundayım dedi. Eşiniz şu anda biriyle dini nikahlı beraberlik evet, mi yaşıyor? Evet, dini nikahlı evli. Dini nikahlı bir beraberlik evet, yaşıyor. Ne kadar süredir? 3 yıldır beraberler. 3 yıldır beraberler. Evet, 2 yıldır ben annemin evindeyim. 1 yıl öncesi de Adana'da, yani o esnada beraberlerdi. Yani o ilk şüphelerinizin oluştuğu zaman da eşinizin bu hanımefendiyle. Evet. Kim hanımefendi? Selvi Taşyürek. Yanında çalışan pazarlamacısıydı. Hı hı. Bunu iş yerinde herkes de biliyor, patron da biliyordu ve yola gidiyorum diye kadınla beraber kaldığı oteli dahi apartman görüntüsü her şeyi şey yaptım ben. Yola gitmediğini öğrendim. O esnada kadınla beraberdi. Yani gelmiyor doğru düzgün eve. İlk mesela şüpheleniyorsunuz. Eşinizin, yani insan o sevgisizliği, o ilgisizliği evet. fark eder. Evet. Şüphelendiğinizde hani... Bir şey bulabilmek için de uğraştınız herhalde. Tabii ki buldum. Çok özür diliyorum. Banyoda saç kılları buldum. Ve eşyalarımın oynandığını hissettim. Evime gelmiş kadın. Ve ben kapıcıyla görüştüğümde abi böyle böyle bir sıkıntım var. Ben görüntüye bakmak istiyorum. Hiç bakma üzülürsün dedi. Yani bu kadın sen Konya'dayken ve kızı da var yanında gelip gidiyor eve dedi. Evliliğinizin bitiş sebebi ihanet. O kişiyle de dini nikahlı evet, bir beraberlik evet. yaşanıyor. Konya geldiğini söyledi. Boşanma süreci başlıyor. Evet, yani bir kale yıkıldı, bir evet, yuva yıkıldı. Evet. Çocuklar o kalenin altında nasıl kaldı? Çocuklar nasıl kaldı? Çocuklar babaannenin evindeydi. Ben kızımı getirdim ve oğlumu da getirmiştim o esnada. Adana'dan Konya'ya geldiğinde ben babaannesine gezmeye götüreceğim dedi. Oğlumu tamam dedim ben de götür hani şey yapsınlar diye ve tekrar geldiğinde annemle şey yapmıştık götüreceğim Adana'ya dedi ben de hayır götürme kim bakacak o çocuğa dedim sen karışma dedi ben bakacağım dedi ve biraz kapıda kötü çirkin şeyler konuştu şey yaptı sonra götürdü o esnada o arada zaten gittikten sonra bir 5 ay göremedim ben çocuğumu mahkemeye gittiğimizde şimdi de öyle mahkemeye gidince görebiliyorum Adana'ya. Baba kızını görebiliyor mu sendeki kızını? Baba da kızını şu şekilde göremiyor. Kız istemiyor. Çünkü şu şekilde istemiyor. Annemden boşanıp o kişiyle evlenseydin sen benim babandın. Ama annemle beraber ki o kadınla beraber olduğun için istemiyorum seni diyor. Bu konuda bir tepkisi olduğunu söylüyorsun. Tabii ki evet. Oğlun da babada kaldı. Geçici velayet sende evet. ama babanın da sana göstermediğini evet, iddia ediyorsun. Evet göstermiyor. Telefonla konuşamıyoruz çünkü onun telefonu var. İstemiyor diyor. Karşı tarafa anne diyor. Dayı diyor. Yenge diyor. Hani kim baktığı da belirsiz. Bazen diyor işte mahkemeye gittiğimizde şey dedi. Oğlum dedim sen kahvaltı yapmadın dedim. Böyle çok iştahlı bir yemek yiyordu. Çok az bir şey yengemlerde yedim. Ben yengemlerde de kalıyorum anne. Diye söyledi. Çocuğunuz babanın yanında şu anda birlikte yaşamını sürdüğü... Kadının abisiyle. O akrabalarda evet, kalıyor. Evet onlara dayı, yenge, anneanne, teyze artık orayı... Yani... Aile olarak. evet ben jandarmaya haber vermiştim o zaman kaçırdığında. Çocuğun psikolojisini bozdun,
işte karakollarla uğraştık diye ben de tekrar vermek istemedim. Onu soracaktım. Yani şimdi geçici velayet, sen de boşanma sürecindesin. Evet. Oğlunu göremiyorsun. Evet. Şimdi sen oğlunu göremiyorsun, o kızını göremiyor, evet. İki kardeş birbirini göremiyor. Evet. Yani benim için evet. İki çok, kardeşin... Çok zor ayrılıyorlar zaten. Yani birbirini görememiz çok daha acı. İcra marifetiyle gittin mi diye soracaktım, bir kere gittin. Bir kere o şekilde ben karakola şikayet ettiğimde jandarmalarla şey yaptık. O zaman velayet bende de değildi, onda da baba olduğu için saldılar. Ereğli'de yakalamışlar, saldılar. Sonra tekrar hastanede 15 tatilde ameliyat oldu oğlum ve kızım aradı. Kardeşin ameliyat olacak diye. Biz de bir anne olarak, kızım abla olarak gittik hastanede oğlumu ziyaret etmeye. Biraz oynadık, şey yaptık. Sonra kovaladı beni hastaneden. Git kim artık. Kovaladı? Eşim kovaladı. Git artık hastaneden dedi. Ben de neden dedim. Ben oturacağım artık dedi. Otur dedim, yani sen de otur, ben de oturayım. Ben annesiyim, sen de babasısın dedim. Seninle aynı ortamda durmak istemiyorum dedi. Sonra o şekilde öyle olunca ben de avukatımı aradım. Böyle böyle durum var diye. Biz savcılığa dilekçe verdik ve oranın Konya'nın karakoluna ben şikayette bulundum. Adana'nınkine de bulunduk ve bizi aradılar. Gelin çocuğunuzu alın diye. O da ifadeyi şöyle vermiş. Anne kendini ben bakamıyorum, sen götür, sende kalsın diye o şekilde ifade vermiş. Çocuk mu? Hayır, eşim. Eşiniz. Vermiş. O şekilde vermiş. Biz karakola gittik böyle böyle diye. O da savcılıktan bir karar çıkmamış. Vermişsiniz ama karar çıkmamış ve ifadeyi de bu şekilde vermiş. Biz bir şey yapamayız dediler. Çok da sosyal inceleme raporları var içerisinde. Yani hani orada da iki kardeşin özellikle altını çizerek, hani iki kardeşin ayrı olmasının şartların, annenin babanın yeni bir hayat kuruyor. Yani hayatında yeni bir kadın var, başka bir kadın figürü yaşamına giriyor. Kızın sende, onların ayrı olmasının psikolojilerini ve gelişimlerini etkileyeceği yönünde de birçok kararlar evet, var. Evet, evet, çok yani psikolojisi, çocuk bazen ablasıyla konuşuyor. Kızıma o şekilde söylüyor. Ben bunu avukatıma da beyan ettim. Hani bu şekilde konuştuğunu. Yani böyle çirkin sözler söylüyor. Annemi istemiyorum. Benim annem var. Bu benim annem. Selvi benim annem. Benim annem dediği babanın şu anda evet, birlikte olduğu evet, ve birlikte o şekilde, yaşadığı kişi. Evet. Biz Adana'da mahkemede işte parkta oynadığımızda kızın babasıyla oturdu. Ben de oğlumla oynadım. O esnada dedim ki oğlum neden gelmiyorsun? Ben seni özledim dedim. Geleceğim, bekle dedi bana. O şekilde. Esra Hanım. 6 yaşında. Ben oğlumu göremiyorum Esra Hanım. 2 yıldır mı böylesin? Ya evet. Çocuğum Esra babanın Hanım, babanın şey gözüne bakıyor. Buyurun Orhan Bey. Şimdi benim bu çocuğum böyle ağladıkça ben dayanamıyorum. O hangi odaya gireceğimi şaşırıyorum. Yanlış anlamayın, ben buraya derdimi dökmeye gelmedim, ağlamaya gelmedim. Ben eksiklikle büyüdüm. Sizin günahınız benim olsun. Benim analığım benim dirseklerimi makasla kesti. Ben ayakkabı bulamadım giymek. 3 tane yavrumu ben büyüttüm ama iliklerle büyüttüm. Benim bu çocuğum boynu büküyor, çocuğunu göremiyor. Bu ağladıkça biz dayanamıyoruz. Ben ne yapacağımı şaşırdım hani. Avukata gidiyorum olmuyor, buna gidiyorum olmuyor, hakimine gidiyoruz olmuyor, Adana'ya gidip geliyoruz olmuyor. Ne yapacağız yani, anlayamadım ben, yoruldum artık. Damadınızla yani kızınızla, hani kocası ayrıldıktan sonra damadınızla ilişkiniz eminim bozulmuştur ama çocuklar konusunda... Şimdi ben ona saygı duyarım, ben diyebiliriz. Baba tamam, iki çocuğu ben ikisini ayırmak istemem. Şimdi ben bir tarafa gidiyordum babalığım, bir tarafa geliyordum analığım. Ondan da dayak yiyordum, ondan da dayak yiyordum. Ama ben dedim ki yavrum bunu böyle yapmayalım. Ne yapalım? İkisini birleştirelim. Ayrım olursa dedim bağları kopar. Kopartmayacağız biz bunları. Ne yapalım? Ama anlamıyor. Şimdi damadım benim, eşimin Öpez teyzesinin çocuğu. Akrabanız yani. Akrabalık da var. Öpez teyzesinin çocuğu. Ben ona ilk önce dedim ki oğlum önce Allah'a sonra sana emanet ettim ben bunu. Eğer tamam ben de evlenirim, 4 gün sonra ben de boşum. Bu kader mi, bu yazı mı? Değil.
biz insan olarak kendimizi topluma kazandırabilmek için, ben örneğin siz benden büyüksünüz, ben bir örnek alırım sizden, acaba Esra Hanım ben bunu yanlış yaptım, nasıl yapıp düzeltebilirim? Bunu söylemiyor. Hep dikine dikine gitti. Bu çocuğumu rezil etti benim. Şimdi bir de ortada yani hani karşımızda olan insanlar ya da merkezde olan insanlar çocuklar. Evet. Bu çocuklar kardeşler. Evet. Anne baba o yuvayı yıkıyor. Evet. O yıkılan yuvada bir sürü darbeler alıyorsunuz ama ortada çocuklar kalıyor. Şu anda en büyük zararı çocuklar görüyor. Evet. Aynen. Şeyma'nın için en çok acıması 2 yıldır çocuğun senden ayrı. Evet ben. Ve çocuğunla iddian şu. Bağını kopartıyorlar. Evet, evet. Yani o annelik bağı, kardeşiyle aynen olan bağını giderek de kopartıyorlar. Evet. Ben sevemiyorum. 6 yaşında erkek çocuğu sevemiyorum. Bakamıyorum. Yani her an aklıma geliyor. O en son Adana'ya gidip mahkemede o perişanlığını, o üstünün başının şeyinin yani gözümün önünden gitmiyor. En son mahkemede mi gördün? Evet, en son mahkemede gördüm. 24'ünde Mayıs'ın. Bayramda da her zaman getireceğim, bu hafta getireceğim. Tamam bir gün sende kalacak. Şimdi eşi Mahmut Bey telefon hattındaymış. Mahmut Bey. Alo. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar Esra Hanım. Hoş geldiniz, canlı yayındasınız. Şu an boşanma sürecinde olduğunuz eşiniz Şeyma Bakraç stüdyomuzda. Evet. 12 yıllık evliliğin bitişinin ihanet olduğunu, bir çekişmeli boşanma sürecinizde olduğunu, geçici velayet hakkının kendisinde olduğunu... Fakat 6 yaşındaki oğlum babasında ve baba çocuğu bana göstermiyor iddiasında öyle bulunuyor. Mi? Peki sorar mısınız kendisine? Bayramda ben 5 gün Konya'da kaldım. Konya'da aradım, çocukları netleştirelim, görüştürelim. 24'ünde görüştüler. Daha sonra bayramda görüştürmek için 5 gün orada 5 gün çocuğumu aradım ben, kızımı. Benim kızımı bana düşman ettikleri için... Görüştürmediler. Şimdi geçici velayet hakkı annede. Çocuklar niye annede değil Mahmut Bey? Nasıl çocuklar niye annede değil? Geçen sene en çok Kurban Bayramı'nda. Şimdi bakın Kurban Bayramı'nda hani görüş gününden bahsetmiyorum. Mahkeme kararında çocukların velayet hakkı anneye verilmiş. Size de belli günler tahsis edilmiş. Siz o günleri arttırabilirsiniz. Hep de görüşebilirsiniz. Bu tamamen... O sizin inisiyatifinizde olan. Kanun diyor ki bu çocuk geçici velayeti annesinde. Ama annesi fiili velayeti babasında olan çocuğu gidip resmi olarak ondan teslim almalı. Anlatabiliyor muyum? Yani icra marifetiyle ya da savcılık makamı tarafından gelindiği zaman çocuğu teslim ederim mi diyorsunuz? Teslim ederim değil. Pedagogla gelecek çocuğu. Bakın beyefendi, pedagog raporu diyorsunuz ama sizin dosyanızda o kadar çok pedagog raporu var ki. Evet, çok. Siz 16-10-2018 tarihli ara kararla anne her iki çocuğun velayetini almış. En son mahkemede ne karar verdi mahkeme? Şimdi orada konuşalım. Bakın o çok önemli çünkü 24 Mayıs'ta da aynı iddialarınızı tekrarlamışsınız ve talebiniz reddedilmiş. Oğlunuzun velayetinin peki değiştirilmesini istemişsiniz, reddedilmiş. Bakın karar bizim... Karar mahkemesine geldik. 3 Temmuz'da karar mahkemesi var. Şimdi bu bunların buraya çıkma sebebi reklam. Başka bir şey değil. Nedir? Hangi sebep? Reklamdan dolayı mı? Evet, kendi reklamlarını yapıyorlar. Peki, neyin reklamı Mahmut yalan. Bey? Mahmut Bey, neyin reklamı? Eşiniz burada, buyurun. Söylediklerinin hepsi yalan baştan sona. Mahmut Bey. Ben çocuğu bıraktım oğlumu bana bu Adana'da yaşamak istiyor, Konya'da yaşamak istemiyor, bunu götür diye kendisi. Mahkeme kararını tanımıyorsunuz, verilen kararları uygulamıyorsunuz. Bir baba olarak şu soruyu soracağım. Zaten çocukların o güvenli kaleleri yıkılmış. Sizin hayatınızda başka biri var, onunla dini nikahlı beraberlik yaşıyor musunuz? İki kardeşin ayrı olması, 2 yıldır ayrı büyümeleri bir baba olarak canınızı, kalbinizi, vicdanınızı sızlatıyor mu? Sızlatıyor. Benim içim paramparça o konuda. Ama ben o eski kayınpederim olan Orhan Güleç'e bu çocuklarımı teslim etmek istemiyorum. Çünkü o adam... Peki bana neden teslim etmek istemiyorsun? En geçek Orhan Bey. Böbreklerini satmış bir insan.
Benim çocuklarımı o adama güvenerek... Tekrarlar mısın? Tekrarlayın lütfen. Orhan Güler kumar borcunu ödeyebilmek için özelini satmış bir adam. Yalan söyleme, var mı ispatın? Var mı bana, var mı bana bir ispatını bana getir. Sen Türkiye'de Antalya'yı dolandırdın, Antalya'yı. Çok basit, konu konuşuna gönderiyoruz. İki böbreği var mı yok? Antalya'yı dolandırdın sen, yalancı. Orhan Bey, böbrekleriniz... Hayır, bakın... Bu riski siz fark ettiniz de mahkemeler sizin raporları niye fark edemedi? Ya da şöyle sorayım, 12 yaşındaki kız için aynı risk geçerli değil mi? Kızınızı niye almak için mücadele vermediniz? Geçerli veriyorum ben, kızımı da istiyorum. Ama mahkemenin kararına da uymuyorum diyorsunuz. Hülya Hanım, bakın ben şimdi şunu anlatmak istiyorum. Dinlesin beni, dinlesin. Ben böbreğimi öpez yeğenime verdim. Kanıma, ucuma verdim. Peki senin Antalya'da 2,5 sene cezaevinde neden yattın? Esra Hanım'a anlatır karşılığında mısın? Karşılığında para alınmadı. Neden yattın cezaevinde? Yani. Benim alnım hak. Ben 25 yıl devlette hizmet ettim. 25 yıl sonra emekli oldum. Senin kapına gelip de ben paramı istedim. Asla. Sen neden Antalya'da cezaevinde yattın? Bunu bana açıkla. Kendin şimdi iş yerini dolandırıp çıkarttın patron sen işten. Çünkü dolandırdın. Şu an Adana'da. Şu an neden çıktın sen işten? Sen. Neden işten çıkardı o zaman? Şu an işten neden çıkardı seni patron? Patronum. Mehmet Bey'i neden arayalım çıkardı? Mehmet Bey'i. Mehmet Güler Bey'i bağlayabilirsiniz yani. Neden şimdi çıkarttı? Konu... yılda uzaklaştırmayı. Mahmut Bey, şu anda hayatınızda beraber yaşadığınız, aynı evde yaşadığınız biri var mı? Yeni nikahlı eşim var, evet. Kimdir o? Selvi Hanım. Selvi Hanım'la beraber yaşıyorsunuz. Evet. Yani eşinizin, evet. Biz evliyken eşim bana ihanet etti ve o kişiyle de beraber yaşıyor demişti. Hayır, doğru asla, yani. Asla bizim evliliğimizin bitmesine sebep bir durum değildi bu. Bizim evliliğimiz İlk başladığı Mahmut Bey, şurada yanılıyorsunuz. Evliliğiniz hala devam ediyor. O mahkeme, boşanacaksınız Temmuz'da. Mahkeme kararı kesinleşinceye kadar da eşinize sadakat yükümlülüğünüz devam ediyor. İki dudağınızın arasında değil evlilik. Nasıl resmi makamlar önünde iradenizi açıklıyorsanız, mahkeme tarafından boşandıktan sonra ilan kesinleşecek. Siz eşinize karşı sadakat yükümlülüğünden kurtulacaksınız. Ağzınızı doldurarak benim dini nikahlı beraberliğim var diye böyle bir cümleyi kuramazsınız canlı yayında. Buyurun Mahmut Bey. Onlar ağzını doldurarak benden her çocuğum için 100 bin lira para istiyorlar geri vermek için ama. Kimden istiyor? Ne, kim para istiyor onu sizden? Avukatı. Kim para istedi? Şeyma ve avukatı. Evet. Şeyma Hanım'ın, yani maddi manevi tazminat mı talep ediyor sizden? Nafaka mı istiyor? Sen çocukları... özür, para. Boşanma davasını sen açıyorsun. Kadını buluyorsun, çocukları da bana ver. Ve çekil diyorsun. Öyle bir şey yok yani. Nasıl? Boşanma davasını kendi açıyor ve çocukları da bana ver, çekil sen kenara diyor. 12 yıllık evlilik bu kadın değildi de niye 12 yıldır durdu o zaman beni? Ben 5 yıl kayınvalidemle beraber yaşadım. 5 yıldan sonra Adana'ya gittim. Götürmeseydi o zaman anlaşamıyoruz diye. Bitseydi bu evlilik yani zamanı. Yani bitirseydi, iki çocuğun arasında 7 yaş var. Zamanında bitirseydin o zaman. Neden o kadın girince hayatına... Mahmut Bey, eşiniz de size karşı zina sebebiyle boşanma davası açtı ve maddi ve manevi anlamda tazminat talepleri var değil mi? Ondan bahsetmiyorum. Eşiniz, hayır, bunu bilmeniz lazım. Yani eşinizle siz dava açmışsınız, o da size karşı aldatıldığı iddiasıyla dava açıyor ki siz ikrar ediyorsunuz şu anda. Dini nikahlı beraberliğim var, ben eşime karşı sadakatsizlik yapıyorum diye. Bu bağlamda da kişinin yani maddi ve manevi tazminat burada, talep etme hakkı doğuyor. Pardon, sizin burada amacınız nedir Esra Hanım? Anne, geçici velayet hakkı olan çocuğu mahkeme kararında gereğini yerine getirmenizi istiyor. Defalarca bu konuda sizin kapınıza geldiğini, sizin bu konuda... Hiç defalarca gelmedi, onlar koskoca bir yalan. Peki, o zaman şimdi geldi kapınıza. Anne, oğlunu sizden istiyor, velayet hakkı. Ben de babanın görmesi gereken günler var, istediği zaman gelip görebilir diyor. Tamam, onları gelip resmi olarak icra evine vasıtasıyla yanımda bir pedagog var. Benim tamam, zaten icra marifetinde geldiğinde yanımda görevliler var. İcra marifetiyle gelirse, yani evladınız o sahneyi yaşarsa, o travmayı yaşarsa evladım, bir haz mı duyacaksınız? Pardon, bundan pardon, mı bahsediyorsunuz? Ben yaşamaması için yapmadım onu. Evladım neler yaşadı benim, sizin haberiniz yok.
çocuğu verip Anzum Adana'ya götür deyip de arkamdan jandarmaya şikayet edip, pardon polise şikayet edip beni karakola düşürdü çocuğumla birlikte. Sonra ben bir şey söyleyeyim. Bu onun en doğal hakkı çünkü kanundan doğan hakkını kullanan insanlara. Kanun. Bakın, hayır bakın bizim ülkemizde en bizim yapamadığımız belki de kanunlarımız var. Biz çocuk hakları sözleşmesi anayasanın 90. maddesi gereğince bu ülkede usulüne göre Türkiye taraf olmuştur. Biz en kısa sürede adli makamlar, savcılık olarak çocuk haklarını korumakla yükümlüyüz. Bu dosyada verilmiş birçok sir raporu var. Velayet kararı annedeyken savcılık makamı derhal harekete geçirip sizin beyanınız esas alınamaz. Bu çocuğun o Şubat ayındaki... Geçici velayet dedi. Mahkeme kararıyla geçici velayetle anneye verilmiş. 24 Mayıs'ta talebiniz tekrar reddedilmiş. Bu konuda sir raporları var. Şimdi Esra Hanım, sizin anlamadığınız bir şey var. Buyurun. Ben çocuğu önce verdim. Ama bakamayacağını, çocuğun durmadığını söyleyerek bana verdi. Verdiği zaman ben Adana'ya yola çıktım. Arkadan... Peki, ben şey konuşabilir mi? Miyim? O çocuğu bana getirdiğinde isim vermek istemiyorum. İzmir'e bir iş görüşmesine gidiyorlardı patronların şey olarak. O esnada kadınla kavga etmişler, kadınla küsmüşler. Bir 20 gün kadar benim yanımda kaldı, doğru. Getirdiğinde bana o esnada kadınla küsünce patronu demiş ki bu çocuk burada fabrikada masaların altında uyuyormuş, masaların üstünde yatıyormuş, işte orada burada geziyormuş. Ve çocuğu söylemiş Mahmut bir daha bu çocuğu getirirsen seni işten çıkarırım. Bu şekilde bana anlatıldı. Ve sen otur evde dadılık yap. Ver annesine çocuğu baksın güzelce diye. O esnada bana getirdi. Kaldı bende çocuk. Ve kadınla barıştılar. Kadın her yerden engelledi bunu. Her yerden. Ve kendisi böyle ben yani bir 18'lik aşk gibi ekmek yiyemedim, su içemedim. Yani kendini alkole verdi o esnada. Ve alkole verdiğinde o çocuğu götürdüğü esnada... O çocuğu o gün alkol alacağım diye ve iş arkadaşının evine koydu. Çocuğu doğru orada baktı. Yalan deme. Gerçek, yalan gerçek değil. Ben var. Çocuğumla Esra orada Hanım, telefonla bak, konuştum. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Benim demek istediğim şu. Biz madem kötü bir insandık. Şimdi kızı bugün 12 yaşında. Açın telefonu, bağlansın. Deyin ki takdir getirdi benim çocuğum. Takdir. Ben sabahleyin onu soğukta okula götürdüm. Akşam üzeri aldım geldim takdir getirdi çocuğu. Sen gurur duyman lazım. Sen ben değil. Sen gurur duyman lazım. Mahmut madem Bey, dürüst babaydan araydın çocuğunu dürüst. Neden aramadın sen çocuğunu? Neden? Çocuğu seni istemiyor. İşte bu işkiden, kadından, kızdan bu çocuğunu sen kendin soğuttun kendin. Sen inanmazsa inanma. Allah inanıyor. Bana Allah inanıyor yukarıda Allah. Yukarıda Allah var. Ben kullanmıyorum o da. Ettiğini bulacaksın. Bir ekmeğe muhtaç olacaksın. Benim çocuğumun kapısına geleceksin sen. Mahmut Bey, 6 yaşındaki oğlunuza kim bakıyor? Beni mi konuşturacaksınız yoksa ben... Buyurun siz konuşun. Soruma da cevap verin. Onları susturacaksınız. 6 yaşındaki oğlunuza kim bakıyor? Ben konuşurken onlar konuşmayacak. Yoksa ben telefonu kapatırım. Mahmut Bey, 6 yaşındaki oğlunuza kim bakıyor? Siz çalışırken. Ben çalışırken üvey annesi bakıyor. Üvey annesi bakıyor. Çocuğunuz şu an birliktelik yaşadığınız kişiyi kişiyi anne olarak mı sesleniyor? Evet. Anne diyor ona ki bu çocuğun bir annesi varken bu durumu nasıl izah ettiniz oğlunuza? Hayır, kendi istedi. Benim oğlum sizin bildiğiniz gibi 6 yaşındaki gibi değil. Benim oğlum doğduğundan beri evin içerisinde kavgayla büyümüş. Kendini daha geliştirmiş bir çocuk. Ne yapmış? Tercih yaptı. Kendini daha çabuk geliştirmiş bir çocuk. Kızınız siz peki? Siz karşınıza alıp konuştuğunuzda neredeyse ilkokul mezunu çocuk gibi bilgili, konuşkan, her şeyini kendisi anlatabilendir. Mahmut Bey, çok kendinizle çelişiyorsunuz. 6 yaşındaki bir çocuk çocuktur. Onun üstü büyük çocuk davranışlar sergilemesi, onun zeki olduğu çocuk anlamı... benim için taşımıyor. Benim de iki tane evladım var. Tam tersi yaşını ve çocukluğunu yaşamayan bir çocuğun daha psikolojisinin ne kadar derin etkilendiğini de göstergesi. Anne benim figürü çocuğum... varken annesi burada sapasağlam ayakta. Bir tane annesi var onların. Ablası da varken hayatına giren iki yıllık insana nasıl anne der?
Nasıl ayırır çocuk bunu? Ben taşıdım onu 9 ay karnımda. Ben annesiyim. Bir tane annesi ve bir tane babası var. Çocukluğunu da yaşıyor, yaşını da yaşıyor. Benim çocuğum gayet mutlu. Yaşıtları olan bir sürü arkadaşıyla birlikte gayet güzel bir ortamda kendi odası, kendine ait bir dünyası var. Ve mutlu bir şekilde yaşıyor. Ben mahkemede Adana'da görüştüğümüzde çocuk bana ne dedi biliyor musun? Anne, Nur ablam da kullanıyor. Oğlum sakın sen öyle bir şey. Şimdi içmeyeceğim anne, büyüyünce içeceğim diyor. Benim çocuğum diyor ki anne ben biliyor musun anneyle babanın yanında yatılmaz diye ben yerde yatıyorum diyor. Çocuğa bana minder koyup yerde yatıyorum diyor. Mahmut Bey. Bunları söyledi çocuk bana. Çocuğu. Kendi yatak odası var. Yatağı var çocuğum. Keşke şu an şu cümleyi kursaydınız. Olur mu? Benim hayatımdaki insan onun yaşamındaki bir abla figürü gibi. Ben bu durumu izah etmeye çalıştım ama senin bir annen var. Ben bunu çocuğuma bu şekilde anlattım diyebilseydiniz. Ben bunu kendim söyletmedim. Kendisi istedi. Çünkü gayet şefkatli, sevgili, saygılı, kendisine değer veren bir abla olarak yanındaydı. Çocuk. Anne demeyi kendisi seçti. Çocuk söyletmedi. Çocuk benimle ayrıldığında 4 yaşındaydı. Nasıl kendi şey yapabilecek? Çok özür dilerim. Kızınız başka birine baba diyebilir mi? Diyemez. Efendim? Diyemez. Neden diyebilir ki? Yani kızınız bunu seçebilir. Eşiniz hayatına birini alsın. O erkek figüre de kızınız baba desin. Bu normal mi sizin için? Bak bir empati yapalım. Benim oğlum yanıma geldi ve kendisi rahatsız oldu konuşmalardan. Baba lütfen kapatır mısın? Bu şu kanalda değiştir, ben görmek istemiyorum. Mahmut Bey, ben şu soruyu soruyorum size. Baba demesinden hoşnut olur musunuz? Şimdi bu yalan, bir sürü yalana alet oluyorsunuz Esra Hanım. Hayır bakın, tamam, ben dava dosyanızı inceledim, Hülya Hanım da inceledi. Sir raporlarında, sosyal inceleme raporlarında okuduk. Oradaki kararları da biliyoruz. Mahkeme kararını da biliyoruz. Yani oradaki uzmanların sözünün üzerine zaten söz söyleme hakkına sahip değiliz. Sadece empati yapabilmeniz için şunu soruyorum. Oğlunuz 2 yıldır hayatınızdaki kişiyi anne diyor ve anneden uzaklaştırılıyor. Kızınız başka bir erkeğe, bir onun için abi figürüne baba diyebilir mi? Şimdi nedir bunların amacı nedir? Çocuğu mu istiyorlar? Buyurun. Evet çocuğumu istiyorum. Evet. Gelsinler alsınlar. Çocuğumu efendim? İstiyorum. Buyursun gelsin alsınlar. Onlar çocuğu falan istemiyor. Yalan söylüyorlar size. Yalan peki, söylüyorum. Niye buraya çıktım o zaman yalan söylüyorum da? Mahmut Bey. Yalan. Şimdi çocuk annesini istemiyor diyorsunuz ama çok akıllı bir çocuğunuz olduğunu da altını çizdik. Evet. Çizdiniz. Evet. 2 yıl önce hayatına giren birine anne diyorsa kendi annesine koşarak gelir bu çocuk. Hiç merak etmeyin. Hiç kendi merak etmeyin. Ona yaptıklarını çok iyi biliyorsunuz. Yarın anne gelebilir mi? Çocuğunu almaya. Çocuğum kendi annesini ve yarın bir gün bile gelebilirdi yani. Siz şunu der misiniz peki Mahmut Bey? Oğlunuza şunu zeki bir oğlunuz olduğunu iddia ediyorsunuz ya. Bunu oğlunuza anlatabilir misiniz? Esra Hanım. Hülya Hanım konuşuyor. Mahmut Bey. Hülya Hanım her neyse beni ilgilendirmiyor. Gelsin. İlgilendirmesin de benim konuşmam. Şunu size sormak istiyorum. Çok güzel bir teklifte bulundunuz. Anne gelsin. Oğlumu alsın dediniz. Yani bunu alması, geçici velayet kararının yerine getirilmesi. Yani kanuna siz de uyacaksınız bu anlamda. Ben zaten kanuna uyuyorum. Kanuna gelmedi. Hayır, şu anda kanuna uymuyorsunuz. 24 Mayıs'taki talebiniz de reddedilmiş. Şu anlamda çocuğun gelişmesi konusunda yani gerekli tedbirleri alacak olan anne, siz ancak belirli günlerde olduğunuzu görebilirsiniz. Bakın ben sizden şunu ifade etmenizi istiyorum. Oğlunuzun karşısına geçip annene gitmen gerekiyor. Ben seni istediğin günlerde gelip göreceğim. Anne baba arasındaki ilişkiyi, onda güven duygusunu, anneye gidişi noktasında bir sorun yaşanmaması gerek. Bir baba olarak sorumluluğu alıyor musunuz? Bunu anlatır mısınız? Buyurun. Şimdi benim oğlum hayatının 1/3'ünü 6 yaşındaki çocuk 2 yıldır öz annesinden ayrı yaşıyor. Bunun sebebi sizsiniz ama. Eylem cevaplasın. Ve öz annesi aramasını
aramasında bir sakınca olmadığını söylediğimiz halde bir sefer bile arayıp oğluyla görüşmüyor. Nereden arayacağım? Tamam, sen telefona vermiyorsun ki, konuşmak istemiyor çocuk diyorsun. Doğum gününde aradım, doğum gününde aradım. Ablası konuştu, ben de konuştum. Oğlum, ve istemiyor diye şey yaptın. Lütfen, lütfen oğlunuz 6 yaşındaki çocuğu bu yayını da izletmeyin. Gerçekten. Çocuğu da asla telefona bağlamayın, lütfen. Aldılar. Gerçekten. Çocuğa yani veriyor. Bir babanın bunu yapabilmesine hayretle karşıyım. Bu kadar empatisiz olmasını. Çocuğu korkutuyor. Çocuğun yaşamını etkilemesine bak. 12 yıllık bir düzen var. O çocuk 6 yıllık o düzende. Bir yanda aile dağılıyor. Babanın yanında çocuk. Annenin yanındayken babanın yanında, babanın hayatında başka bir kadın, ona anne diyor. Efendim çocuk çok akıllıymış, şöyle zekiymiş de, böyle anlarmış da, şöyle empati yaparmış da. Bir de çocuğu telefona veriyor ya. Bu ve kendi annesinden bilir. Bakın benim için bu ne biliyor musunuz? Bu yabancılaştırma sendromunun tam da yaşanmış hali. Baba bilerek isteyerek... çocukla anne arasındaki bağı kopartmak için bana göre üstün gayret sergiliyor. Evet. Anneyi, aynen. Çocuğu anneye karşı, anneyi de çocuğa karşı yabancılaştırıyor ve uzaklaştırıyor. Mahmut Bey, bakın, burası Mahmut bir mahkeme Bey, değil. Sizin o bulunduğunuz yer bir mahkeme bakın, değil. Bakın efendim, burası bir televizyon yayını. Siz de evet. Nerede olduğunuz, buranın mahkeme olmadığını gayet iyi biliyorsunuz. Lütfen evet. Mahkemelerin verdikleri kararları dikkate alınız, kanunlara saygı duyunuz, oradaki kararların gereğini yerine getiriniz. Benim size söyleyeceğim başka hiçbir şey yok. Fakat bir anne olarak, Mahmut Bey, bir anne olarak sadece sizden şunu talep edebilirim. Ne yaşarsanız yaşayın, o iki tane kardeşi ziyan etmeyin kendi egolarınız için, rica ediyorum. Evet. Yani ben kapatıyorum. Gelsinler alsınlar. Peki tamam. Yarın geliyor anne. Yarın İstediği anne geliyor. İstediği zaman gelsin. Pedagogla getirsin yanında. Peki uzmanla ve pedagogla yarın geliyor, gidiyoruz o zaman. Tamam. 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 En azından bu cümleyi yani, duyduk. Evet. Burada da kanunsuz bir şey yok. Yani belaya tak. O şekilde gittiğinde de çocuğun psikolojisini bozuyor diyor. Karakola ben çocuğu kendin götür desem, al götür bakamıyorum desem niye ben karakola şikayet edeyim? Ve o şekilde yaptığımı çocuğun psikolojisini bozdun. Akşama kadar karakollarda gezdik. Şundan emin. Şimdi çocuk yabancılaştırıldığı için evet. Anneye ağlayacak, gelmeyecek. Olacak Hülya Hanım. Güvencesi evet. O. Ama yani... çocukla ben Adana'da parkta oynadığımızda beni sakladı, oynadık. Yani konuşur ki oğlum geleceksin mi dedim de gözü önce babaya bakıyor sonra kafa sallıyor. Evet diyor. Şimdi oradaki durum ne biliyor musun? Çocuk kendini psikolojik evet. Aslında... Bana göre de bu çocuğun üzerine o kadar büyük bir baskı ki çocuk o baskının altında hep yaşam boyunca seçim yapmak zorunda hissedecek. Ve bundan sonraki gelişim sürecinde de hep seçimler üzerine yani tercihler üzerine kurulu olacak. Kimi tercih edersem, kimin yanında olursam. Halbuki böyle bir durum söz konusu değil. Şunu merak ediyorum. Benzer durumu yaşayan hem mevcut düzeni bozulmuş, yuvası yıkılmış, evet. Çoğu kadın var, evet. Çoğu aile var. Evet. Hem de... Yani bir o boşanmayı kabul etmek, boşanma sürecine gitmek, o davanın açılması, o süreci yaşamak. Hem de çocukların yaşadıkları bir durum. Yani bu durum seni nasıl etkiledi? Çok kötüydüm ben. Ben ilk geldiğimde, annemin evine geldiğimde 45 kiloydum. Yemiyordum, içmiyordum, konuşmuyordum. Hayatım 12 yıllık bir evliliğim. 18 yaşımda gittim. Ben onda açtım gözümü. Benim evimi, kocamı, çocuğumu aldı. O değil diyor ama o aldı. Neden başkası değildi o diyorum? Neden ben başka kadınlarla da mesajlarını yakaladım. Ama bu diye benim evime kadar girdi. Psikolojim bozuldu. Benim kızım da aynı şekilde. Yani fotoğraflarını Face'te boy boy görüyor. Ve bizim soy ismimizi alarak boşanmadan evlendik diye Bakraç olarak Selvinur Bakraç evlendik diye onu Face'e attığında halasına söyledi. Lütfen hala kaldırsın diye. Face'ini açık boy boy fotoğraf açıyor. O da çok etkilendi. Ben de çok kötüydüm. Toparlandım ama çok kötüydüm. Bu iki yıl çok da kolay geçmedi. Tabii ki ben aldatıldım Esra Hanım. Aldatıldım ya yani ben kocamı bir evde bir sene...
yıllık bir evliliğimiz var. Belki bir hatadır, belki şeydir. Ben ayrı ev tut, çocuklarımla oturacağım, namusumla bakacağım. Sen de baba olarak gel, istediğin zaman gör dedim. Konya'da ev tut, oturacağım dedim. Annesinin yanına oturtmak istedi beni. Annesiyle beraber ben oturacakmışım, o Adana'da kadınla yaşayacakmış. Döner dolaşır gelirmiş. Annesigil de bunu iddia ettiler ve annesigil de ben oraya oturmadım diye bana küsler. Benle sen bu teklifte de bulundun. Hani tabii, evliliğimiz evet. Devam etsin. Bana, boşanmıyorum. Ben çocuklarla mevcut evde yaşayayım. Hani sen hatanı anlarsın. Evet. Ya hatasını anlamasa da şu şekilde bir çocuk var. Babaları var mı? Var. Anneleri var mı? Var. Ben bakacaktım. Şimdi baba sabah peki kadın işi, olarak sen, senin gururun. Ben çocuklarım için her şeyi göze almıştım. Ben bir sene aynı ev içinde arkadaş gibi yaşadım. O gurur bir şey kalmadı artık yani. Ya. Her şeye razı geldim. Niye çocuklarımın ayrılmasın, psikolojileri bozulmasın diye. Ama çocuklar şimdi ayrı. Şimdi ayrı evet o şekilde. Yani tut evi oturayım dedim. Onu da kabul etmediler. Oğlun 4 yaşındaydı bu süreç başladığında. Evet. Şu anda 3, da 6 yaşında. Ve hayatında kişiyi anne diyor. Evet anne diyor. Ben anne diyor. Çok kötü bir şey ama ben 9 ay karnımda taşıdım onu. Ama başkasına anne diyor. Başkasına baba dedirttirmeyi istemiyor diyemez zaten. Bir tane babası var onların. Ama kendisi böyle bir şey söyleyemez evet. Diyor. Söylemesin istemem. O onları, onun babası. Çocuklarımın babası. Söyleyemez. Sen olsan baba dedirttirmezsin. Hayır dedirttirmem. Tek bir babası var. Evet tek bir babası ve tek bir anne var. Ve işin acı tarafı da dedeyle vurmaya çalışması. Yani dede bir organ nakli yapılmış sanırım böbreğini vermiş. Ne zaman oldunuz organ nakli? Kime verdiniz? Benim öpüz yeğenim. Raporlu. Ben buraya geldim. Şimdi benim yeğenim ölecekti. 3 aylık bebeği vardı. Kaç yaşında? Aşağı yukarı 32 veya 31 genç yaşında. Genç yani çok genç. Adana'da biz bunların yanındaydık o zaman. Amca yetiş ben ölüyorum dedi. Ayın bir ne oldu? Oğlum ne oldu? Amca yetiş ne olursun dedi. Ha ben kendim o çileyi çektim. Hemen geldim burada kan tahlillerimi ölçtük. Annesi böbreğini verdi. Annesinin böbreği kabul etmedi. Hoşmadı. Tutmadı. Sülaleyi gezdik. Kiminle şu çıktı kim? Amca ne olursun bir de seni deneyelim. Ben götürdüm. Ben burada geldim. Paşalar gibi. Kanım, canım, ciğerim. Yerinde raporlu. Her şeyim benim devlet kanalıyla yazılı. Karşılığına bir şey alınmadı ben yani. Ben yeğenime verdim. Şimdi siz bırakın bu kişinin akrabanız olmasını. Herhangi biri de olabilirdi. O nakil uyduğunda yani şu anda tabii diyaliz ki. Hastalarının, böbrek hastalarının yaşadığı durumu bilmiyorlar. Sanki babanın hani para karşılığı böbreğini satmış gibi. Asla Esra Hanım. İddiada bulunması çok içimi acıttı. İnşallah asla. O kişi de sağlıkla yaşama tutunmuştur. Çok iyi şu an. Yavrum ben 60 yaşındayım. Dua diyorum. Kalkarım şimdi. Bana de ki 20 tane şınav çekilen 20 tane ben şınav. Hiç yormayın. Bunun gibi ben yalancı insan görmedim. Ben evinde içkisini yakaladım. Ben kafamı çevirdim. Kızım dedim ne yapalım ne senin atın. Ne zaman oldu bu nakil? Nasıl? Kaç yıl oldu nakil olalı? Ben gelmeden ya bir 4-5 sene oldu. 5 yıldır. 5 yıl. Ben 3 yıldır hani olacak geleli. 2 yılda öyle yani bir ortalama 5 yıl oldu. 5 yıldır bu süreçte. Evet. Şu an benim kızım 75 kilo. Kocasının yanına geldiğinde 45 kilo oldu. 75 kilo. Kız torunum bir gün takdir getirdi. Dün akşam ben İstanbul'a gelmedim. Ben onun yanına geldim. O esnada şiddet de uyguladı bana. Ben annemin yanına geldiğimde ben DAP raporu almadım. Tekrar beni getirmez, çocuklarımdan ayırır diye hep iyi niyetli davrandım. Hep hastanede beni böyle saçımdan tutunca boğazıma inne battı. Bırak diyorum, güvenlik geldi. Hanımefendi ne oldu dedi. Eşim dedim, bir şey demedim. Neden? Beni acaba çocuklarımdan ayırır mı? Korkudan dolayı. Evet, ben çocuklarımdan yani kaldı yarın oteli buldum, her şeyi buldum. Gelebileceğinizi olmuş. Teklif etti. Yarın gideceğiz Allah nasip ederse. Tamam. Çocuğunuzu da alırsınız inşallah. Buradaki i̇nşallah. Sözün arkasında durursunuz. Allah razı olsun. Gel Şeyma, Allah gel. Razı olsun. Siz de çocuklarınıza bağışlasın. Amin. Allah. Bunu da alalım. Allah'ım.
çok etki, yani beni çok etkiliyor. Bu hem bu velayet konusu, hem yuvanın yıkılması, dağılması, çocuklar ayrılığı. Yani bir de bunu çocukların o hani hayattaki en güvendiği, en inandığı, babası ya da annesi bildiği insanların çocuklara, en yakınlarına zarar vermesi beni yıpratıyor. Yani biz zarar verirsek çocuklara, dışarıdakiler ne yapmaz ya? Neler yapmazlar? O yüzden de çocuklar konusunda adli makamların en kısa sürede yapılan bu yeni icra teslimiyle ilgili düzenlemeler de kalkacak. En kısa zamanda gerçekleşmesi sağlanacak. Çünkü mağduriyet çok büyük oluyor. Vallahi benim için iyi insan tanımının karşılığı, ayrılık ve boşanma sürecinde kendi evladına merhamet gösteren biri, merhamet göstermek zorunda zaten de, gösteren biri iyidir. Onun haricinde alemi cihan olsa kendi evladına egosu ve hırsı için merhamet göstermeyen, anne ya da babasına saklayan birinin yatacak yeri yok gözümde yani. Ali Demir geliyor. Yine bir aile konusu. Okuduğumda da tebessüm ettim. Eşinin kıskançlık sebebiyle, kıskançlığım yüzünden eşim evi terk etti. Eşim de kimden kıskanıyor? Yani gerçek olamaz herhalde. İsmail YK'dan kıskanıyormuş. Buyursunlar. Buyurun. Selamlar, buyurun. Nasılsınız Ali Bey? İyiyim Basar Hanım. Yüksek sesle birazcık. İyiyim. 5 Nisan'da eşinizin evi terk ettiğini, evet, söylediniz. Evi terk etme sebebi de sizin kıskançlıklarınız. Bende aşırı sevgi var, bir de kıskançlık var. Başka bir şeyim yok. Allah Allah. İnsan aşırı sevgini... Çok seviyorum. Ha? Seviyorum. Öylesine kadar seviyorum ben onu. Seviyorsunuz. Evet. Çok seviyorsunuz. Evet. Ve eşiniz evi terk ediyor. Kıskanıyorum. Kıskanç yüzünden gitti. Çok mu kıskanırsınız eşinizi? Çok. Kendisi de biliyor. Evet. Ama şimdi bu 2 aydan sonra ben kıskançlığı bıraktım. Nasıl bıraktın? Bunu bir hapı mapı var mı yani? Yok. Dur bakayım şunu da bir kenara koyayım. Şimdi bu kıskançlık yüzünden ben yuvamı dağıtamam. Kendi kendime düşündüm. Bırakın. Evet. Bırakın. Kaç yıllık evlisiniz eşinizle? 27. 27 yıl. Kaç, evet, çocuk var? 4 tane var. 4 tane çocuk, evet, var. Allah bağışlasın. Çocuklar sizde mi? Şu anda bir tanesi ziyaretçiyle engelli. Hı hı. Yurtta duruyor. Bir tanesi evli. Oğlan da yurtta şimdi okuyor. Hı hı. Küçüğü benim yanımda, şimdi yanımda. Küçük yanınızda. Evet. Eşiniz 5 Nisan'da gerçekten, evet, kıskançlığınız sebebiyle çok sevgiden dolayı mı gitti? Evet, aynen öyle. Akrabalarına da bile söylemiş. Ben kıskançlığın yüzünden geldim diyor. Nereye gitti eşiniz 5 Nisan'da? Bilemiyorum. Hiç haber alamıyoruz. Hiç haber almıyorsunuz. Yok. Peki aşırı kıskandığınız için eşinize zarar veren davranışlar sergilediniz mi? Hani insan şey derler ya hani ay yavrusunu severken yok, öldürürmüş, yok, boğarmış misal. Hani aşırı sevgiden dolayı hiç zarar verdiniz mi ona? Yok. Hiçbir zarar vermedim. Bak 27 senedir hayatımda bir defa dövdüğümü hatırlayayım. 15 sene önce. Şöyle elimin tersiyle bir de benim de gir. Bir defa. Ne demek şiddet uyguladınız eşinize? Yok. Bir kere. Bir defadan hariç. Ha? Hariç, ondan hariç. Niye bunu yaptınız? O da bir iftira attı, ablama iftira attı ondan sonra. Kendisi de biliyor yani. Utandınız mı kendinizden? Utanıyoruz. Attığımızda da pişman oldu. Eşin sonra sizi affetti mi? Affetti. Evliliğiniz devam etti. Devam etti. Sonra bir daha zarar vermediniz. Yok yok. Gerçekten çok sevgi... Çok bir sevdi. Kadın sevgiden gider mi ya çok sevilmekten? Vallahi öyle diyor. Ha? Öyle demiş, hep akrabalarını öylemiş. Ben kıskançlığı yüzünden çektim gittim demiş. Kimlerden kıskanıyorsunuz eşinizi? Herkesten. Herkesten mi? Herkes. İsmail YK ne? Ondan bile kıskanırım. İsmail YK'dan niye kıskanıyorsunuz ya? Hayır. Ne alaka bilmiyorum yani? İsmail YK ile eşiniz görüşüyor mu? Görüşmüyor da mesaj falan atmıştı ona. Nereye atmış? İsmail YK'ya mesaj atmıştı. Ben onu gördüm. İsmail YK'nın... Şimdi bir de... internetteki sayfasına mı? Kendi sayfasına. İnternette İsmail YK hani fan clubları, kendi sayfaları var. Heh. Eşiniz İsmail YK'ya mesaj atıyor. Evet. Şimdi bir de bana diyor sen bu İsmail YK'nın müziklerini niye dinlemiyorsun? Ben İsmail YK'yı severim. Evet. Severim ama müzik tarzı bana göre değil. Ben türkü dinliyorum. O yüzden de kızdı yani. Çok anlamsız. Kafamda oturmuyor. Ya İsmail YK'yla benim şeyim yok. He? İyi insan. Tamam. Ama müziklerini ben dinlemiyorum. Adamın zaten bir kabahati yok ki. Yok ki, yok. Yani onun da çok bunlar sevilmekten da... başka bir kabahati var mı?
Bunlar da bir mana ediyor yani. İsmail Yakan'ın müziklerini dinlemiyor, bilmem ne. Bunlar da mana ediyor. Eşimiz zaten psikolojisi bozuk. Psikolojisi nasıl mi? Bozuk psikolojisi? Nasıl karar verdiniz? İlaçları evde var. Ne ilacı kullanıyor? Antidepresan mı? Psikolojik ilaçları kullanıyor. Bir çuval ilaçları var. Kullanmıyor. Bana uyku yapıyor diye kullanmıyor. Kullanmıyor. Evet. Sizin ama o sevmeniz ve kıskançlığınız aslında bir hastalık. Valla onu bilemiyorum. Ben. Onu bilemiyorsunuz. Evet. Sevgi olunca hastalık olmuyor. Eşinize ne söylemek istersiniz? Valla 27 yıllık eşimdir. Dönsün evet. Evine gelsin. 4 tane çocuğumuz var. 2 tane torunu var. Dönüp gelir mi evine? Çocuklar için gelir. Çocukları bırakın. Sizin için döner mi? Sizi sevdiği için döner mi? Ama beni sevmiyorsa ben onu seveyim yeter. Çocuklar seviyorsa dönsün gelsin. Ama siz sevdiğiniz için bu evlilik yürümemiş. Bak çok sevmişsin. Ama şu 27 sene önce neredeydi? Kaç kez evi terk etti Ali Bey? Eşiniz kaç kez evi terk etti? Sevgiden? 10 defa gitmişti. 10 defa gitti. 5 defa kardiyordu geri geliyordu. Bir defası İsmail YK'dan dolayı diyorsunuz. Diğer seferler niye gitti? Aynı şekilde. İsmail YK mı? Yok yok. Kıskançlık yüzünden. Tarkan. Evet. Kimi kıskandınız yok. O zaman? Ablam benim sanatçılarla bir işim olmaz yani. Kimi kıskandınız? Ya 10 kere evi terk etti bu kadın. Evet. Bir İsmail YK. 9? Ya benim tartışmalar hep kıskançlık yüzünden. Ama birilerinden kıskanıyor olmanız lazım. Onu bilmiyorum işte. Kıskançlık. Yani evde temizlik yapan, çocuklarla ilgilenen bir kadın. Bundan kıskanıyor olmazsın herhalde. Kumandadan, televizyondan ama kıskanıyor olmazsın. Aşırı sevgi var. Ben onu bunu bilmiyorum. Ali Bey çok özür dilerim. Bütün hanımlara soruyorum. Aşırı sevgiden kim evi terk eder? Soruyorum. Hiç aşırı sevildiniz mi? Esra Hanım aşırı sevgiden evet bir kadın gidebilir. Yani eğer kıskançlık varsa arada. Evet. Çünkü o çok üzerinizdeki o baskı artık bir yerden sonra çekilmez hale geliyor. O sevgi değil de zarar verici bir davranışsa. Aynen. Bir kadın niye 10 kere gider? Çok sevgiden gider mi? Tabii ki hiç kimse mutlu olduğu, sevildiği yerden hiçbir zaman ayrılmak istemez, gitmek istemez. Rahatsız etmiş Ali Bey onu, çok rahatsız etmiş. Yok rahatsız da etmedi yani baskı da vermedi. Eşiniz sizi kıskanır mıydı? Bir saniye baskı yok, bir şey o yok. O bundan 3-4 sene önce kıskanıyordu. O bıraktı, kıskançlığı bıraktı. O da mı kıskanıyordu? O da kıskanıyor. No, 3-4 yıldır bıraktı. 10 kere niye gitti? Şimdi bu kıskançlığı yüzünden bir de evde bazı tartışmalar oluyordu. O yüzden gidiyordu. Nereye gidiyor? Orada İzmir'e gidiyordu. Kadın sığınma evlerine gidiyordu. Kadın sığınma evlerine gitti. Tamam. Başka? Hep kadın sığınma evlerine gitti orada. Ailesinin evine niye gitmiyor? Gitmiyor. Ailesi kavgayı istemiyor. Kavgalı benim evime gelmeyin diyor. Ne yaptı kadın? Kavgası benim evime gelmeyin diyor. Siz peki yani eşinizin kadın sığınma evine gitmesinin haricinde nerede arıyordunuz, nasıl arıyordunuz? Şimdi bu gidişinde ben her tarafa gittim. 9 sene ile gittim arama için. Eşin sizi affeder mi? Edeceğine inanıyorum. Nereden geliyor bu inanç? Biliyorum. Hı? Daha önce de gitti, 10 gün kaldı. Affetti geldi. Eşim beni seviyor. İnat, biraz inatlık var benim eşimde. Ve eşinize iftira atar mıydınız hiç? İftira atar. Çünkü kıskançlık başka bir şey. İftira başka bir şey. İftira atar mıydınız? Ne yapalım? Onun bana yazdığı yazıları var ya. Şu anda ayakta duruyorsan bana helal olsun. Bana neler yazmıştın? Bunları görün bilmiyorsunuz ama benim yazdıklarımı biliyorsunuz. Bana neler yazmıştı? Hayır şeyi anlamıyorum ben şimdi İsmail YK'yı kıskançlık nasıl mesela onu dinliyor eşiniz gidip dinlemiyor mi diyorsunuz? Yani mesaj ikisi bir arada konuşuyorlar mı mesajlaşıyorlar mı? Ne ablacığım ben İsmail YK'nın mesajında şeyi gördüm. Seni seviyorum yazmıştı. Kim yazmış? Serpil yazmıştı. Bir de tamam. Bu çıkartmalar yok mu? Öpücük müpücük çıkartmalar. Onu atmış ben onu gördüm. Emoji. Şimdi ama biri de benim sayfama hani sizi çok seviyorum, seni çok seviyorum deyip mesela emoji gönderebilir. Nasıl çünkü açıklamada İsmail bulundu size? Popüler bir figür. Size ne dedi eşiniz? Siz kızdınız. Serpil Hanım ne tepki verdi size? Bir şey demedi. Bir şey olmaz diyor.
Benim kıskanç olduğum halde onları yazmıştı. Bir de bana gösterir bunları. Ben bu kadar basit olduğuna inanmıyorum. Ali elinizdeki... Bey. Şimdi, buyurun hocam. Ali Bey, eşiniz de size getirecek 5 tane temel güzel bir özellik söyler misiniz kendinizde? Nasıl temel? Eşim, hocam. Estağfurullah. Eşinizi size getirecek, size geri döndürecek 5 tane güzel özellik. Senin hangi özelliklerin için sana geri döner? Bana çocuklar için döner. Çocukları için döner. Evet. Yuvanın yıkılmaması için döner. Evet. Vallahi. 3. Beni sevdiğini de biliyorum. Sevdiğini de biliyoruz. Bu sizin hissiyatınız. Evet. 4. Onu bilememiştim. 4. Ali Bey, eşiniz size geri döner mi? Döner. Döner. Evet. Ali Bey 5 Nisan tarihinde kıskançlık sebebiyle eşim evi terk etti. Ona geri dön diyorum dedi. Evet. Hiç bekletmiyoruz. Eşini sürütüye alıyoruz sevgili seyirciler. Kıskanırım seni ben, kıskanırım kalbimden. Bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdinden. Hayır. Tamam Ali Bey, merhaba, tokalaşın. Hayır, tokalaş. Gel, gel buraya. Yürü gel. Tamam Ali Bey, oturun tamam. Böyle. İspanya kadar otur. Ne istiyorsun sen? Gel. Tokalaşabilirsiniz ama 27 yılın boyu kadar. Geç bu tarafa. Taş düşsün burada falan. Hadi. Tamam. Gel. Hayır, tamam istemiyorum. Ya, hayır tamam, Ali Bey bırakın, tamam. Bırakın. Ali Bey bırakın. Ya, Ali Bey bırakın. Tamam, otursun. Ya bırak. Tamam Ali Bey bu tarafa oturun. Allah'ım tamam. Ben ortada oturacağım. Gel böyle. Ya şimdi... İspanya kadar ne istiyorsun sen? Ne? Sen o adamdan ne istiyorsun? Ben İsmail Yakar'a ben bir şey istemiyorum. Sen o adamı niye ekliyorsun oraya? Ha? Gerçekten size İsmail Yakar'dan kıskanıyor mu? Kıskan sadece onda değil. Küçücük bebekten bile kıskanıyor beni. Sokakta seviyorum. Yaşlı kadınlarla konuşmamak kıskanıyor. Pazara gönderiyor beni. Diyor 10 dakika içinde gel diyor. O aşırı kıskanç yani. Aşırı kıskanç. 27 yıldır böyleydi. Hep aynı, hep aynı. Bu aşırı kıskanç. Siz... Kafana taş düşsün inşallah seni. Peki. Allah'ım ya. Çok mu seviyor? Diyor ki çok sevdim, çok boğdum diyor. O beni zaten gerçek hayatta da boğdu ki. İçki içti beni geldi, boğdu. Ben kapıyı kapattım. Fiziksel şiddet uyguladım. Fiziksel şiddet. Ekli değil Azam, bende. Şunlar bunun akrabası numaraların. Hepsi şimdi eve önce Serpil Hanım ne zaman terk ettiniz? Ben Mart'ın 5'inde. Mart 5, burada Nisan 5 diyor eşinizde. Neyse yani Nisan, bir ay. Nisan hayır. Nisan 5. Hayır Mart 5. Ben Mart 5. Nisan o bir 5. ay önce gittim diyor, bir ay sonra gittim diyor. Ben yani Mart 5. Böylesinde. Peki gittiniz. Onun aklı, Mart... onun aklı İsmail Yaka'ya gitmiş de onunla. Mart'ın 5'inde gittiniz. Nereye gittiniz? Ben şeyde kadın sınıf evinde kaldım bir ay. Ne kadar kaldınız? Bir ay? Bir ay kaldım. Sonra? Ondan sonra Mersin'de kaldım. Bir gün oradaki sınıf evinde kaldım. Ondan sonra daha sonra Adana'da kaldım. Amcamın oğlunda kaldım. Yani iki gün kaldım onun evinde. Akrabalarınızla. Evet. Yani Mart'tan bu tarihe kadar bir ay evet. Kadın sığınma evi, Nisan, Mayıs, Haziran. Antalya'ya, Antalya'da Karaca'da çalıştım. 3 gün büfede gece çalıştım. Evet. Sabaha kadar. Ondan sonra patronum askındalık yaptı bana. Hı hı. Hatta onu bile internete verdim ben. Hı hı. Ondan sonra şeye gittim ben. Kemer'e gittim, Kemer'de çalıştım. 3 tane otel değiştim. Peki nasıl cesaret edip gidebiliyorsunuz oralara? Bir insan ayakları gittim, üzerine çalıştım. Durması... Tamam, otelde çalışması... kaldım, otelde yattım çünkü. Peki çocuklarınız nerede? Çocuklarım evdeydi. Ben onları evde bıraktım. Kaç yaşında çocuklarınız? Biri 10 yaşında, biri 16 yaşında oğlum. Engelli, cinsel engelli yani. Cinsel engeli yüzde var. Evet. Diğeri? Küçük oğlum 10 yaşında, engelli değil. Biri 10 yaşında, biri bir cinsel engelli. Bir tane kızım daha da engelli. Eylem Demir var. Peki, biri de evli. %70 engelli var. Onun bana bıçak çekmesi beni evde sinir krizine soktu yani. Bu biliyordu yani. Ben ona dedim ki yuvadan alma dedim. Bu
Gitti ya, çıkarttırdı yani. Siz birbirinizi çok seviyorsunuz. Aşktan ölüyorsunuz. İsmail YK'lar havada uçuşuyor. Yok yok yok. Onun aşklar adını havada almasın. Uçuşuyor ama çocuklar perperişan. Anladığım kadarıyla. Evet. Biri yuvada. Yuvaya. O devlet denetiminde güvenli bir yerde. Güvenli. O diğer oğlum da devlet. Bakıyor. Diğer oğlum da sen gittikten yok. Sonra mı yurda verdi? Bu dönmüş verdi? Dönmüş. Babası evime, dönmüş. Evime yok. Ha? Şimdi oğlan diyor ben eve gelince kim bana bakacak diyor. Hayır dönmüş. Annem gelince ben geleceğim diyor. Tokat atmış işte... o da gitmiş polis karakoluna. Hayır tokat mokat yok. Hayır yalan söyleme. Kızı benim kızı arar mısın? Büyük hayır kızı. Yalan söylüyor. Neden yalan. Gittiğini? Yalan söyleme. Tokat yok. Tokat işin içinde yok Leyla. Hayır yalan, yalan söylüyorsun ben duydum. Yalan söyleme. Yalan söyle. Bana tamam. Gerçekleri konuş. Doğruyu tamam. Söylüyor da siz bir anne olarak nasıl içiniz rahat etti kapıyı çekip hani giderken 10 yaşında bir... Ben devamlı barıştan yanayım. Sürekli bana küfür etmesi ben devamlı var. Barıştan yanayım. Evlatlarınız da hayır Ali bak, Bey bir şiddet uyguluyorsa arkadan, önceki evladınız da diyorsunuz ki şiddet küçük, uyguladı. Küçük oğlumu da bir yurda verirdim. Gerekli önlemleri niye almıyorsunuz? Kadın sığınma evine gidiyorsunuz. Gitti. Oraya tabii. Gittiğiniz zaman şu beyanda bulunabilirsiniz. Evde birim bir özel bakıma muhtaç çocuğum var ama risk altında diyebilirsiniz. Ben bir karşılıklı konuşsunlar istiyorum bak Mart'tan beri ben, siz Mart sen Nisan beri. Ben şikayetçi neyse. Oldum. Kasım'da bu cezaevine girdi 3 ay. Niçin cezaevine girdiniz? Baltayla kovaladı beni evin içinde. Ona bakabilirsiniz. Yalan söyleme baltayla kovaladı beni. Komşu kavgasından bunların yüzünden kavga ettin. Bana denetim verdiler imzayı kaçırdın. Hayır. Cezaevine de geldiği zaman her geldiğinde bütün hafta Allah razı olsun geldi beni gördü. Gözü yaşlı geldi. İçeri gittiğim zaman da ben ağlıyordum. Hayır. Ben bunu yanında hiç ağlamadım üzülmesin diye. Çocukları götürüyordum ben babası görsün diye. Hep gözü yaşlı geldi benim yanıma. Siz sizi kovaladığı için, şiddet uyguladığı için evet. Ceza aldığını söylüyorsunuz. O diyor ki komşu kavgasından komşu kavgası. Dolayı. Hayır komşu kavgası komşu kavgasından yok. Bana yok. Denetim verdiler. Denetim yaktım. Yalan söylüyor. Beni baltayla mı kovaladı? O değil. Sen beni onlar, baltayla onlar kovaladın. Onlar hep geçti. Ha geçti geçti. Geçti onlar. Komşu kavgasında. Komşu kavgası değil. Kıskançlık yüzünden hep kavga yaptı. Efendim? Hep kıskançlık yüzünden kavgalar oldu. Kıskançlık yüzünden. Aşırı beni boğdu. Aşırı yani. Çocukları sevdiniz mi bu arada? Hiç. Yok. Evliliğinizde. Ben çocukları zaten seviyorum ki. Hiç dövmem yani. O kadar seviyorum ki. Hastalandığı zaman ben onların başında duruyordum. Bu iş durmuyordu. Zaten son doğumumda, hatta ben sonra Belkasım'da bir aylık hamileydim bu. Eylem bak, bahçeyi... Dur bir dakika, dur. Konuşma. Ben bir aylık hamileydim, aldırdım. Bu bana mesajlarda ne yazdı biliyor musun? O çocuğun babası kim dedi. Ben. Böyle şeyler ben söylenilir mi? Şimdi sen çocukları seviyor musun? Sen karnındaki çocuğun başkasının yakadaki... olduğunu söylüyor. Ne zaman hamile kaldınız? Ben Kasım'da bir aylık. O zaman daha içeri girmemişti. Ablam bak ben cezaevindeyken geldi. O çocuğu aldırdı. Ben o cezaevini yıktım birbirine. Ben aldırdım o cezaevindeki onu. Aldırdım. Ya siz mevcut çocuklarınıza bakamıyorsunuz ya. Hala bak, çocuk derdindesiniz. Ben kere istemiyorum çocuk falan. Ben çocuk aldığına karşıyım. O cezaevindekiler beni durdurdu. Sabahlara kadar ağladım ben o çocuğu için. Vallahi ben önce istemedim. Bu hayatta gibi bu dünyadaki çocuklarınıza sahip çıkın, bunu başarabilin. Evet. O yuvayı ayakta tutun, o çocuklar bir yuva sıcaklığı, bir anne ve baba görsünler. Sonra diğerlerini konuşabiliriz. Eşiniz size geri dön çağrısı yapıyor. Ben dönmeyeceğim. Bu çamaşır makinemi de yakmış, televizyonu da satmış, gelmiş. Benim kızım söylüyor bana. Çocuklarla iletişim kuruyor musunuz? Gitti. Ben büyük kızımla konuşuyorum. Numarası var bende. Bir tek büyük kızınızla. Evet. 10 yaşındaki kızınız nerede olduğunuzu biliyor mu? Yok 10 yaşındaki oğlum var. Oğlunuz biliyor mu? Onunla konuşuyor musunuz? Ben onunla konuştum. Anne ne zaman eve geleceksin diyor. Ne zaman konuştun? Ben de dedim gelmeyeceğim dedim. Barış'la ne zaman konuştun sen? Konuştum Gül konuşturdu. Hiç de konuşmadım. Kızım konuştu. Hiç de konuşmadım. Konuştum. O çocuk yurttayken müdüre ne demiş biliyor musun? Oğlum seninle konuşuyor, benim oğlum yok demiş. O çocuğun yüzüne karşı. Hayır, yalan söylüyor. O çocuk da şimdi diyor, benim annem benim yanıma gelmeyene kadar ben onun annenin yanına ya, gitmem diyor. Ya ben konuştum, diyor. Konuştum. Konuşmamışsın. Ben Barış'tan konuştum. Müdür bana anlattı. Barış sınıfı geçmiş. Ben müdürünle dün konuştum sınıfı. Ya sen niye İsmail YK'yı katıyorsun ortaya? Ya resimlerini niye oraya katıyorsun? Tek sorunumuz bu mu? Ya kıskanç bu sorun. İsmail YK olmasa da kıskanç, gerçekten kıskanç. Ya İsmail YK'nın fotoğrafının burada yayınlanıyor olması sizi niye rahatsız etti?
Ya ona zarar verdiğinizi mi düşünüyorsunuz? Evet. Ben onunla yazıştım. Benim adımın anılmasını istemiyorum dedi. Yani gerçekten onunla mı yazıştığınıza inanıyorsunuz? Evet. Ne dedi size? Bana mesajda dedi ki benim adımı dedi anmayın dedi. Siz karı kocasınız, kendi işinizi kendiniz halledin dedi. Siz İsmail Bey'e ne yazdınız? Benim kızım engelli dedim. Evet. Ondan sonra fotoğraf falan çekilmek için çağırdım. O da dedi ben dedi evli bir bayana asla gelemem dedi. Ben evet. aile çocuğuyum dedi. Bana evet. öyle söyledi. Hatta ne kadar ücretten gelirsin dedi. Ben para almıyorum dedi. Kesin İsmail'in adına biri bir sayfa yönetiyordur. Fake bir sayfadır. Öyle mi? Evet. 2019. Peki. 2019. Bilmiyorum hangi sayfası olduğunu da. Peki siz fotoğraf çektiniz. Ama İsmail Yakan'da bağlanması lazım. Onun resmini koyduğuna göre yani. Peki siz bu yazışmayı yaptınız. Yazdım. Yuvanızın yıkılacağını niye anlattınız İsmail YK'ya? O. Nereden biliyor sizin ayrıldığınızı? Ben anlattım. Ben dedim eşim huysuz dedim. Bana şiddet uyguluyor dedim. O da dedi ben dedi aile konularına girmek istemiyorum dedi. Ben karışmıyorum dedi. Evet. Siz kendiniz ne yaparsanız yapın dedi. Beni katmayın dedi ortaya. Bana mesajlarda öyle yazdı. Vallahi bunu yazdıysa helal olsun İsmail Bey'e, buna bakın. Esra Hanım, yemin ederim. Bir şey de söyleyecektim yani ama. Şu anda sen İsmail YK'ya söz vermiştin. Evet. Sözünü tutamıyorsun. Evet, ben bana hatta dedi yayına çıkma dedi bana. Beni engelledi. İsmail YK. Vallahi engelledi. Şu anda engelliyim. Senin kocanın yüzünden İsmail YK'yla da aram bozuldu. Ya İsmail YK yüzünden değil, senden kıskanç. Hayır hayır, yani Ali Bey'in yüzünden aranız da bozuldu. Evet. Aramızda bozdun. O İsmail'in boyu kadar taş düştü kafana. Ben bunu kaç defa aradım. Bunun 3 tane İsmail Yakan'ın sayfası var. Tuzaktan döndü bu. Nasıl tuzaktan? Tuzaktan. Sen kendin anlattın ya. 3 tane aileyi kurtar. Bu sayfa doğru sayfa. 3 tane aileyi kurtardın. Bunlar sen anlatmadın. 2019 gerçek. Anlat bakayım, sen şimdi İsmail YK'yla yazışacaksın diye sosyal medyada hesaplar buluyorsun. Evet. Nasıl tuzaklar kuruldu? 3 tane aileyi kurtardım demedin mi Leyla bana? Kim? Ya. Bir de sıranın bunun ismini ben Serpil de. 27 yıldan beri ben Leyla diyor. Niye Leyla diyorsun? Leyla üvey diye babam, ben tanıdım ben. Ben bunu. Üvey babam yüzünden evlendim. Leyla diye evlilik tanıdım, yaptım. Hep Leyla dedi. Ben dayak yüzünden evlendim. Benim annem de yok, babam da yok. 27 yıldır da evlisiniz. Evet. Evet. Hatta ben hastalanıyorum. Hastalandığım zaman bana diyor ki sen numara yapıyorsun diyor. Evin işini yapmamak için. Bende uyku apnesi var. Uyku. Sizin bazı ilaçlar kullandığınız, ilaçlarınızı evet. bıraktığınızı söyledi. İşte benim o makineye bağlanmam lazım. O makineyi alamadım, çok pahalı. O zaman 3 milyardı o makine. Şimdi 7 milyar olmuş. Alamıyorum ben. Kendisi biliyor, ben nefes alamıyorum geceleri. Nefes almakta zorluk çekiyorum. Yani kendisi biliyor benim hasta olduğumu. Bana şifa sapta hastalıklı... Sen bana öyle yazınca ben de önce tersini yazdım. Ben önce de... sen yazdın bunları. Tamam, ben de yazdım. Ay, tamam. Ben de yazdım. Ama tek taraflı söyleme. Bana bunu yazdı, bunu yazdı deme. Tamam, ben de yazdım. Ben dönmüyorum. 10 kere evi terk ettiğinizde... Kadın sığınma evinde kaldım. Hayır, bak şimdi ben çok kaldım kadısın. Bu beni dövdü. Şimdi tırladı. İki gözüm böyle şişirdi, dövdü. Ondan sonra ben de kadın sığınma evinde kaldım. 10 sene önce dövdüm. Peki... İsmail Yakan'ın yüzünden mi ben çekip gittim yani? Hayır, bunun aşırı kıskançlığı var. Aşırı kıskanç. Yani benim telefonumu alıyor, kendi telefonuna şifreliyor. Ondan sonra kimler mesaj attı, kimler atmadı. Günde kaç saat telefonda vakit geçirirsiniz? Ha? Günde kaç saat sosyal medya hesaplarınız var mı? Var. Ben bıraktım. Hayır, ne kadar yani çok mu kullanıyorsunuz, eşiniz bundan rahatsız? Ya yok, ben sabahları evin işini bitiriyorum ya. Evet. İşimi bitirdikten sonra örgü örüyorum. Kaç saat mesela sosyal medyada dolaşırsınız? Ben bir saat dolaşıyorum, bir saat. Fazla değil. Ha, bir saat. Aslında İşimi bir saat bile çok biliyorsunuz değil mi? Evet. Yani bir saat orada vakit geçiriyor olmak bayağı bir emek. Şak. Seni izliyorum saat dolana kadar. Odur yani. Şimdi bizim evin yanından çok internet ben. Bedava sabahlara kadar. Ha? İnternet bedava bizim evin olduğu yerde. Bedava mı? Sabahlara kadar. Wi-Fi bedava diyor, internet demiyor. Bedava mı internet? Sabahlara kadar. Bir saat Wi-Fi bedava. Hayır, Wi-Fi bedavaysa o yüzden mi giriyorsunuz? Hani? Evet. Rahat evet. rahat.
Evet. Seviyor musunuz vakit geçirmeyi internette? El işi yapıyorum. Hı? Ondan sonra el işi yapıyorum. İnternetten alıyorum. Örgü falan alıyorum, örnekler. Hayır, örnekler. Bu bak mesela teknolojiyi gerçekten doğru kullandığınızda YouTube'da böyle hani üretime yapabileceğin şeyleri, yemekleri, işte tarifleri falan öğretimde faydalı. Onlar ama da. Onun haricinde sosyal medyada vakit geçirmek, evet. Bu evi ihmal etmek, çocukları ihmal etmek, kendini evin ihmal. Evin işini yapıyorum. Evin işini bir çocuklar? Çocuklar da yanımda. Onlara ben çizgi film açıyorum, izletiyorum. Tamam. Ben de internete giriyorum. Şarkı dinliyorum. Ona inat şarkı dinliyorum. Ya, hangi şarkıları dinliyorsunuz? Hangi şarkıları? İsmail Yakan'ın şarkılarını çok seviyorum. Sence İsmail Yakan mı? Evet. Hangi evet. Şarkısı İsmail Yakan'ın? Hepsini de seviyorum. Ya en sevdiğiniz favorisi? Eve gidince o telefonu hafıza kartına var ya, İsmail Yakan'ın bütün müziklerini dolduracağım. Sana inat. Dolduracağım, sana inat. Ali Bey bakayım. Dinler mi İsmail Yakan? O sevmiyor öyle şeyleri. Dinleyeceğim ama bundan sonra dinleyeceğiz. Dinleyeceğim. Peki diyor ki ben eşim için İsmail YK dinleyeceğim. Yani çiğ tavuk hani yerim denir ya, İsmail o, YK dinleyeceğim. Sazlı şeyleri seviyor. Öyle dertli dertli konuşuyorlar. Ağlatan türküleri dinliyor. Ben peki, de onları dinlemek istemiyorum. Peki derde gel. İsmail YK dinlese gözünüzde bir nebze iyileşir mi? Dinleyeceğim, söz veriyorum. Bu İsmail Yaka'yı dinlemiyor, kıskanç. Dinleyeceğim, bak söz veriyorum. Hayır, ben gelmiyorum. Ben gelmiyorum, ben senden gelmiyorum. Niye gelmiyor? Ben barışmayacağım sana. Niye? Senin yazdıklarından sonra... Senin yazdıklarından? Adamın kabahati yok. Adam bana yazı atıyor, ekranacı benim adımı verme diyor. Sana dava açtım diyor. Kim dava açtı? Kim dava açtı? İsmail Yaka bana mesaj attı. İsmail Yaka, seninle uğraşma. O ya oydu. 2019 değil mi? 2019 onun sayfası. Ben nereden bileyim ya? Ya şimdi bayağı hani popüler insanlar adına açılmış, sanki gerçek hesabıymış gibi yönetilen. O kadar çok hesap var ki benim bile bazı sayfalarım var. Ben bile ben sanıyorum. Düşün, benden daha çok paylaşmadığım fotoğraflar var. Şimdi bütün derdiniz YK mı? Yok yok yok. Derdiniz ondan değil. Niye tokalaşmadınız geldiğinizde? Yok, tokalaşmam. Çocuklarınız var ama. Ben onun yüzünden çok dayak yedim. Kimden yedin? Dayağı kimden? Bana dayak deme. Şiddet uygulayan bir adam dayak mı? Dayak deme. Evet, dayak yedim. Çocuklarına da şiddet uygular. Size şiddet uygulayan çocuklarına da şiddet. Yaptı. Çocuklara... Niye çocuklarınızı böyle bir babası varsa bırakıyorsunuz? Küçük oğlanı dövmemiş, büyük oğlanı dövmemiş. Küçük oğlan altından kaçırıyor diye dövüyor babası. Ben varken de dövüyordu. Ve çocukları almıyorsunuz, çocukları korumuyorsunuz. Ama onun kadı sığınma evi almıyor. Yaşından dolayı, ondan dolayı yani. Almıyor. Onu bırakabilir misin? Buyurun Ahmet Hocam, bir şey diyordunuz herhalde. Herhalde iyi bir eş olmanın yolu İsmail Yakka dinlemeden geçiyor. Evet. Yani hakikaten... Anne baba olmak çok kolay. Tabiatta da izliyoruz, insanlarda da izliyoruz. Anne baba olmak çok kolay. Yolu da kolay bunun ama anne baba olarak kalmak çok zor gibi geliyor. Yani birbirinizi nasıl seviyorsunuz onu anlamadık ama çocuklar hala ihmal edilmiş, hala sevilmiyorlar. Hocam bana YK ile gelin. Ya ben Ali Bey'in hatasından dolayı... Ben bir şey çocuğuyum. Ben bir Ali Bey, ben bir şey çocuğuyum. Bugün bir eksik geldiniz. Yani bir CD ile gelmeniz gerekiyordu buraya. Bir CD hediye etmeliydiniz ki hanımefendinin kalbine girmeliydiniz. YK'nın şarkısını mı çalalım? Evet, ona inat. Ona inat. Evet, her şeyim sensin. O şarkı... Teyzeler çekirdek çitler gibi çit çit yapıyorlar. Ne söyleyeceğimi bilemediğim için. Siz eşinize geri dön diyorsunuz. Evet. Siz de ben geri dönmem diyorsunuz. Dönmem. Dönmem. Dönecek. He? Dönecek. Dönmem. Dönmem. Boşanmayı düşünüyor musunuz? Boşanacağım tabii. Çocuklar? Çocukları alacağım ben yanıma. Çocuklara bakacağım ben. Ben çocukları bırakmayacağım ki ona. Yani. Ne zaman bunları yapmayı düşünüyorsunuz? Evet. Yani bunları ilk önce sosyal medyada paylaşmak yerine eşinizle konuşsaydınız, ona anlatsaydınız ben boşanmadım. Ben defalarca anlattım ona. Kabul etmiyor mu boşanmayı? Anlamıyor. Söyledi mi size boşanmayı? Telefonda. Serpil Hanım, dön konuş şimdi, ne söylemek istiyorsan söyle. Telefonda. Dön, eşim boşanacağım. Buyurun.
Gel canım. Bu çok Ali Bey, yerinize oturun lütfen. O yapışkan yapışkan. Esra Hanım. Çıkmayın yapışkanlardan. Ben diz yokuz, unuttum bizi. Ben seni ömür boyunca sevdim. Sevdiğimi de sen de biliyorsun, sevdin, değil mi? Sevdin, sevdin. Biliyor mu, bilmiyor mu? Sevdin, sevdin. Çok güzel sevdin. Dayak atarak sevdi. Dayak deme bana. Dayak. Ben bunlara da söyledim. Hayatımda tamam. Bir defa duydum. O zaman karakolu... Hı? Karakola bağlansınlar. O karakola neden gittiğini bir söyleyeyim mi ben benim sana? Benim bir sürü raporlarım var. Ben sana diyorum ki kalk şurayı süpür dediğim zaman sen psikolojik sorunun var. Kalkın karakola şikayet ediyorum, beni dövüyor diye. Ben hastayım. Evet. Sen kalk yap orada. Evet. Süpürsen ne olur. Bak, o, evden yapışacağım. Senin büyük kızın orada. O eve geldi, temizliği yaptığı zaman neler çıktı o evin içinde. Tamam işte. Hı? Sen temizlesen ne olur. Elle mi yapışacağım? Ben de temizliyorum. He temizliyorum. Ben de temizliyorum. Tamam sen çok güzel temizliyorsun. Evimize gidiyoruz. Hayır. Evimize gidiyoruz. Hayır. Tamam. Yapmayın bunu. Ben gelmiyorum. Bu bela ben yaparsa... Ben gelmiyorum. Ben onun kalbime yazmışım. Eline, nereye eline yazarsan yazmışım. Yaz. Bak. Bak. Beni ilgilendirmiyor. Tamam mı? Seni kalbime yazmışım. Beni çıkaramaz tamam. Onu. Ben... O baş harfini ben buraya yazmışım. Tamam ben seni istemiyorum. Bakayım da görebilir miyim? Ne o? S harfi. S harfi. Ne zaman yaptırdınız? Bir sürü S harfi var. Bunu bir sene kadar oldu. Bir sürü S harfi var. Ne bir var? Bir sürü isim, isim Selcan ismi oldu. İsmail'in S'si belki. Evet. Peki, evet. İsmail Yakay seveyim abi. 27 yıllık evlilikte ben böylesinde enteresan ilk defa gördüm. Yuvanın yıkılmasını ben istemiyorum. Ya adamın suçu yok, suçu. Yuvanın yıkılmasını ben istemiyorum. Efendim Ali Bey? Geri dönmek istemiyor. Ben tekrar giderim diyor. Kadın sığınma evine diyor. Sığınma evine gitmiyor. Kadın ben sığınma evine değil gideceğim. Bu. Sığınma evinde kalacağım. Sığınma evinde değilsin. Sığınma evinde kalacağım. Hı. Ben sığınma evinde kalacağım. Tamam. Merhaba hanım. Şu adamları bana şey yapsan adam. Ara. O adamları şu adamlarla beraber kalacağım. Ara o adamları. O adamlarla ilgili iddiada bulunuyorsunuz da eş olarak nasıl hala görüyorsunuz Serp? Ediyorum. Ya ben bir şey yapmadım, yapmadım. Ya bir şey yapmadın dedim, ben de biliyorum ben da. Ben çalıştım. Tamam o zaman bir şey yapmadığını biliyorsunuz. Bakın ama o adamları ben akşam gibi listeye oraya sermeyecektiniz. Alıp onu cebinize koyun öncelikle. Bey, numarası bu ayrı. Söylüyorsunuz. Evet. Hem diyorsunuz ki eşimle barışmak istiyorum, hem evet. De eşinizin sadakatsizlik yaptığını iddia ediyorsunuz. Hangisi doğru? Yapmaz. O beni kıskandırma için yapıyor bunları. Tamam o zaman diyor ki ya, niye o isimleri söylüyorsun diyor. Kıskandırmıyorum. Bir kere Serpil Hanım mağdur ediyor. Yani yapı olarak anladığımda mağdur edilmeye açık. Yani kullanılmaya müsait. Fazla iyi niyetli bir insansınız. Evet. Kullanılabilirsiniz. Ben yani iyi niyetimden faydalanıyor. İyi niyetimden faydalanıyor. Bu faydalanıyor biliyor musun? Ben bu benim hiçbir zaman yanımda olmadı son... Hamileliğimde, doğumumda hiç yanımda olmadı. Nasıl olmadı? Ne annem oldu, ne babam oldu. Ben o sancılı halimde gittim hastaneye. Doğumumu yaptırdım. Yemin ederim. Çocuğuma bir elbise bile giydiremedim yani. Komşular bana alıp getiriyor. Peki Serpil Hanım, bunu yapan bir adam sizi de çok seviyor. Sizsiz de nefes alamıyor. Asıl ben hastayım. Beni hasta yaptı. Beni psikolojik hastası yaptı. Çok hastayım ben. Aşırı kalp var bende. Damar tıkanıklığı var. Ben akşamları olduğu zaman hastalanıyorum. Bende yüksek tansiyon başladı. Kendisi de biliyor yüksek tansiyon hastası olduğunu. Var mı Ali Bey rahatsızlıkları? Zaten o rahatsızlığın izinden ben korkuyorum böyle tek geziyor. Ben başına bir şey gelir diye. Evet, ben rahatsızım, çok, rahatsızım. Bak, o stresten bak vermelerin oldu. Benim. İki ayın içinde. Hep stresten, üzüntüden, meraktan. Elleri böyle miydi eşinizin? Vallahi bilmiyorum, duvarlara vuruyor. Duvarlara vuruyor. Bu başka önce, bir hastalık. Bak benden önce, Sedef. Benden önce Sedef birini hastalığı. Seviyor. Var mıydı eşinizin daha önceden Sedef hastalığı? Hiç görmedim. Daha bak sonra 3 olur. Aydır diyor, evet. Eşimin başına bir şey gelecek diyor. Stresten Sedef oldum bunlar diyor. Bunlar doktorlar da bilmiyorum tabii Sedef hastalığı bilmiyorum. Nasıl. Doktorlar da söylüyor, stresten de, moral bozukluktan bunlar çıkıyor. Kıskançlık hep yüzünden olmuştur o. Kıskançlık yüzünden lekeler olmuştur. Kıskançlık. Serpil Hanım. Eşiniz size geri dön çağrısı yapıyor, ben ayrılmak istiyorum diyorsunuz. Ben ayrılacağım, ben istemiyorum. Boşamasın, ben ömür boyu da yaşarım öyle. Ben istemiyorum. Deli bu, deli.
kafasında var biraz. Bunun aslında Manisa'da yatması lazım. Niye böyle birine çocukları bıraktınız? Ha? Bak eşiniz hakkında iddialar... Ben çaresizlikten bıraktım ki. Ben çünkü Esra kadısın bundan... evi almıyor çocukları. Esra Hanım, almıyor. Bir 10 dakika müsaade edin. Biz bunu konuşsam ben bunu yola getiririm. 10 dakikada ne oluyor yani? Ben bunu yola getiririm. Nasıl getiriyorsunuz? Ben getiririm. Dayaktan getirecek. Dayakları. Hayır canım böyle bir şey mümkün mü sizce? Serpil Hanım çalışır mı eşiniz? Eviniz evine bakar mı yani? Evin geçimini sağlar zaman, mı? Çocukları... Çalış... İçiyor. Bakmaz mı yani sizin giderlerinizi kim karşılıyor? Kiranızı, yemek masrafları, çocuklar rahatsız. Ben kaymakamlık tarafından yardım alıyorum. Kaymakamlık yardım yapıyorum. Yardım alıyorsunuz yani. Evet. Ama çocuklara da bakmıyorsunuz bu arada. Ben bakmıyorum. Ben bakıyorum, ben bakıyorum. Bakım parası mı alıyorsunuz çocuk üzerinden? Yardım parası alıyorum. Yardım parası ama şu anda o yardım parası da kesilecek çünkü kuruma gitmiş çocuk. Evet, kurumda. Onun yüzünden oluyor hep. Olay yaratıyor. Çocuk korkuyor. Onun yüzünden çocuk altına kaçırıyor hep sürekli. Gündüz çocuk olsun, dışarıda, gece olsun. Çocuklar, öğretmenler beni arıyorlar, gelmiyorlar. Çocuk gittiğiniz süre zarfı içerisinde çocuklarla bir telefondan, size ait telefona iletişim kurabildiniz mi? Ben oğlumla konuşamadım. Büyük oğlumla hiç aramadım. Siz gidince, evi terk edince... Çocuk da, baba da çocuğa bakamayacağı için yetiştirme yurduna veriyor. Bir tamam de... işte, altına kaçırdığı için dönmüş, o da ondan gitti. Dövme yok. Var, o kendi dayak, gitti. Bizim evde dayak boldur. Ya kime dayak atmışsın, ben bunu söylesene. Bana sorasana. Attın, çocuklara attın, eğilime attın. Bak, çok dövdün şuradan sen onu. O en sevdiğim küçük oğlumun ölüsünü göreyim ben sana dayak attım. Bana yalan söyleme. Üzerine, lütfen Esra söylemeyin. Bana yalan söylüyor. Böyle. Ben dayağa karşıyım. Peki. Bak, o çarşılarda ne kadar kadına aldattın. Şirket... Ablacığım oğlu orada. Ben telefon numarasını ben verdim. Ben size soruyorum. Eşinizin yakın aileden biriyle ihanet ettiğinizi iddia şimdi ediyor. Şimdi onu da ben anlatayım. Bak bu anlat. Kadar milletin içine hepimiz bayansız. Anlat. Ben bunu utanarak söylüyorum. Anlat. Gece saat 3'te. Ondan o kadar detaya girmeyin. Yani yok ben hepsini anlatacağım. Onun gece... yüzde... Engeli olduğunu söylüyorsunuz teyzemin yani durumda vahim. Engeli var. Engeli sizin... teyzem. Bak oğlu da orada. Teyzem engeli. Oğluna gerçekten. Telefon açıyor. Teyze oğlu diye öyle bir şey yok. Ben yalan söylüyorum. Yakaladım onları. Ya yapmayın. Yani lütfen öyle bir şey, yok. Yaptığınıza gidip şikayet etsenize. Ha? Ben öyle dedim. Bir şey yok. Gidip karakola ben karakola gideceğim dedim mi? Beni susturdu. Sen beni oraya çağırdın. Ben de teyzene tokat atma susturdu, için gitti. Susturdu, susturdu. Yapmayın Allah aşkına. Ben gene de şikayet etmedim. Ediyorsunuz. Evet. Ama yalnızca bir fan sayfasında yazışmaları bahane ediyorsunuz. Ya bu İsmail Yakay mana ediyor mana. Bunu kıskançlığı zaten var. Ama siz de var, şunu var. Demiyorsunuz yani eşime bana düzgün davranırsan diyorsunuz ki ceza olarak işte bu beyefendini dinle. Şarkı dinle. Şarkı dinle. Yani işi tiye alıyorsunuz. Evine eşyalarını gündeme getiriyorsunuz. Evet. Bulaşığı satmış, çamaşırı satmış. Yani aile dediğiniz şey... Bu kadar basite indirgemeniz, bence bakalım, ciddi bak. Ya sağlık sorunuz var ya da işi tiye alıyorsunuz. Valla ikinizin de aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Evet. Alan çocukları olmuş, bence bütün tabii çocukları bu... aslında. Hocam son saniyelerim. Ali Bey, su, ateş ve ahlak arkadaş olmuşlar. Diyorlar ki biz birbirimizi çok seviyoruz. Evet. Kaybolsak nasıl buluruz diyorlar. Su diyor ki nerede bir şırıltı duyarsanız ben oradayım diyor. Ateş de diyor ki nerede bir duman görürseniz ben oraday olurum diyor. Ahlak diyor ki... Eğer ben kaybolursam bir daha bulamazsınız diyor. Şimdi Serpil Hanım önce 10 yaşında bir evladınız var. Onu görmek ister misiniz? Evet. Hayır ben görmek çok özledim. Ben göstermek istemiyorum. Ben oğlum görmek zaten görüşmek istemiyor. Niye Ali Bey?
O anne olsaydı çocuklarını bırakıp gitmezdi. Peki eşinizle barışmak istiyor musunuz? Çok istiyorum. Ben istiyorum. Hani anne olmayan bir kadınla niye evliliğinize devam etmek istiyorsunuz? Çocuğu söz olarak kullanmak ha? için çünkü Gelsin değil mi? Barışınıza görüşebilir mi? Soracağım. Ali ben... Bey, anne olmadığını iddia ettiğiniz bir kadınla niye evliliğinize devam ediyorsunuz? İki ay içinde o çocuğu hiçbir zaman aramadı. O zaman bence Serkan Hanım'dan bir an önce boşanın, anlaşmalı boşanmanızı sağlayayım. Benim boynuma uçursanız ben yine ondan boşanmayacağım. Ben seviyorum. Ben seviyorsanız da anneyle çocuğun görüşmesini niye engelliyorsunuz? Ben engelliyorum. Ha? Ben evine sevmiyorum. Gelsin. Peki şimdi ben oğlumu görmek ego istiyorum. Falan değil ya burada yok deliler gibi seviyorum şöyle çılgınlar evet. gibi seviyorum. Ben niye? Çocuk annesini istiyorum. Göremezmiş ben görüşmesini istemiyorum ama ben boşanmayacağım. Önce ben Serpil Hanım'ı alabilir miyim? Gel Serpil sen. Ayrı ayrı alacağım onları gel. Alın. Devam edin devam edin ekip arkadaşlarım alacaklar sizi. Hemen alsınlar. Hayır orayı da görmeyelim. Oradan da çıkın. Beyefendi de burada beklesin. O sürütüyordan çıkarken sonra da beyefendiyi çıkartalım. Yarın görüşmek üzere sevgili seyirciler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.